Hayırlı sabahlar sevgili seyirciler. Sağlıklı, huzurlu, bol bereketli bir gün diliyorum efendim. Yine bir perşembe sabahı değerli hocam Profesör Doktor Mustafa Karataş ile Kanal 7 ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş hayırlı bulduk. Sabahlar. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. İyi misiniz? Şükürler olsun bugünlerimize. Rabbim hepimize sağlık afiyet versin. Amin. Hep birbirimize dua edeceğiz. Ramazan'ı güzel geçirdik hamdolsun. Hakimane söz söyleyen birisi diyor ki sevdiklerine duanı, dostlarına, düşmanlarına da adaletini göstermelisin diyor. Düşmana adalet hocam. Evet. Zor bir şey ama zor, önemli bir şey demek. Yani için birbirimize dua etmeliyiz her zaman, peşimizden, arkamızdan. Çünkü onlar da makbul oluyor. Ülkemiz, milletimiz birlik beraberlik içerisinde güzel bir Ramazan geçirdik. Evet, elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok şükür. Hamdolsun. Bundan sonra da işte sevgili seyircilerimize de buradan teşekkür ediyoruz. Kanal 7 ve Mustafa Karataş ile sahur vaktini tercih ettiler. Hakikaten evet. Güzel bir sahur programı oldu. Sonra sıla-i rahimler yaptık, bayramlaştık, bayramlar oldu. Çok sayıda insanların sizlere de selamı var. Aleykümselam. Gittiğimiz yerlerde. Aleykümselam. Ben de buradan kendilerine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Evet sevgili seyirciler, dini ve sosyal hayata dair öğrenmek istediklerinizi, bilmek istediklerinizi, sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Video çekip WhatsApp hattımıza atabilirsiniz. Telefonla arayabilirsiniz. Hem değerli hocamın hem benim sosyal medya hesaplarımıza sorularınızı iletebilirsiniz. Ve ilk izleyicimiz, ilk misafirimizi ağırlamak istiyorum. Kilis'ten ilk misafirimiz. Alo, hoş geldiniz efendim. Merhabalar efendim. Aleykümselam. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Hepimiz iyiyiz. Sizlere de sağlık, afiyet diliyoruz. Sağ olun, elhamdülillah. Hocam şöyle bir sorum olacak benim. 20 dönüm bizim arazi, yani yatırım amaçlı arsamız var. Evet. Yani buradan mahsul almıyoruz ama yatırım amaçlı sadece, boş yani. Hı hı. Şimdi bunun zekatını nasıl vereceğiz, nasıl hesaplayacağız, vermemiz gerekiyor mu? Normal olarak ticari bir mal, yatırım için ya alıp satacaksınız. Evet. Şu anda siz zekata malik o tarlada ya da bahçe arazide bunları karşılıyorsa zekata sayılır. Ancak evet, benim zekat verecek param yok bir kenarda bir köşede dediğinizde onları sattığınız zaman verirsiniz. Yok, var hocam. Ha, varsa yani verebiliriz. Varsa hesabını yapın, yani kenarda duran para gibidir o. Onun zekatını da vereceksiniz. Sonuçta sizin bir malınız değer kazanmış. İnşallah o da değerini artırır zaten zekat vermekle. Evet. Yıl içinde vermeniz gerekiyor değil mi hocam? Bir yıl içerisinde vereceksiniz. Tamam, teşekkür ederim. İçerisinde. Bir sorum daha olacak hocam. Şimdi ben 2 hafta sonra doğum yapacağım. İnşallah 4. bebeğimi bekliyorum. Maşallah. Allah anneli babalı sağlık afiyetle amin dünyaya getirsin amin inşallah. Amin. Şimdi çocuğum kız olacak da sizden bir isim isteyebilir miyim? Yani. Ne güzel hocam ya. Biz eskiden her programda bir isim önerisinde bulunuyorduk hocam. Evet. Bundan sonra devam edelim. Biz evet, böyle bayağı bir kararsız kaldık çocuklar, babası. Valla sen çocuğum kız olacak derken içimden Sima Nur geçti. Ne güzel öyle bir isim. Mi? Evet öyle birdenbire Sima Nur. Anlamı nedir hocam? Var mı anlamı? Sima yüz çehre, evet, nurlu yüz. Nur, çok güzel de bir isim. Nur yüzlü gibi. Hocam sizin yıllardır izliyoruz biz sizi. Allah razı olsun. Peki, yani çocuklarım size hocam programımızı açtığım zaman dede çıktı falan, hani daha küçük yaşlarda Mustafa dede çıktı diye hitap ederler. Gözlerinden öperim çocukların. Diğerlerinin isimleri nedir? İsmail, Muhammed, Zehra. Zehra. 4. de Sima Nur olsun. Çok güzel bir isim tamam, olmuş. Çok evet, sağ olun. Allah razı olsun hocam. Hayırlı olsun. Allah bağışlasın. Peki kilise selamlar, hayırlı günler çok diliyoruz sağ efendim. Sağ olun. Oldu, iyi günler. İyi günler. Diğer misafirimiz Konya'dan. Alo, hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Selamun aleyküm. Emine Hanım. Nasılsınız? Aleyküm evet, selam. Elhamdülillah. Selam. İyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Benim hocama şöyle bir sorum olacak. Buyurun. Benim eşim emekli oldu bundan 4-5 yıl kadar önce. Ama emekli olacağında işte ya emekli olunca ne yapacaksın diyene size işte şunu yedireyim diye bir herkese böyle şey yaptı. Nasıl diyeyim? Şunu yedireceğim emekli olunca dedi. İsmini söylemek istemiyorum. Ama bu o kadar çoğaldı ki artık. Yani alacağı 10 bin lira emekli olunca.
vereceği şey o kadar fazlalaştı ki biz de dedik ki hangi birine ne yedirelim? En iyisi biz şöyle bir şey yapalım diye düşündük. Biz kurumsal bir kuruma bu vereceğimiz miktarı, söylediğimiz şeyi tüm olarak oraya bağışladık. Yani bu bizim yaptığımız şey doğru mu oldu ya da öbür tarafları hani yine bunu biz yedirmemiz mi gerekiyor? Açıkçası ben bunu merak ediyorum. Yani hani adak gibi mi oldu? Adak da değil aslında. Yani bilemedim şu an. Evet, birincisi adak değil söylediğiniz gibi. Yani ben emekli olursam inşallah sizinle size yemek ısmarlayacağım. Size ne bileyim. Aynen o tarz bir şey. İşte kuzu keseceğim. Bu da o. Evet. Bu adak değildir. Bu bir söz vermedir. Evet. Adak şöyle olur. Ya Rabbi benim bir işim olursa, şu işim olursa inşallah senin rızan için bir kurban keseceğim demek adak olur. Veya işte şu kadar oruç tutacağım demek adak olur. Evet. Ama burada bir söz var. Söz de yerine gelsin. Herkese yetecek kadar derken ne olur? Bir kuzu kesersiniz, herkese yedirirsiniz. Veya belli zamanlarda onlara ikramda bulunursunuz. Söylediğiniz neyse onlardan bir parça da olsa söz yerine gelsin. Çünkü sözü yerine getirmek de vaciptir. Evet. Adağı yerine getirmek vacip. Sözü yani yerine... aynı şey olması şart mı? Farklı bir şey yedirsek de olabilir mi acaba? Ya karşı taraf yeter ki karşı taraf rıza göstersin. Desin ki efendim tamam ya o da razı. Ya ben sana şunu dedim ama gel bunu. Dün ben bir öğrencilere baklava falan dağıtırken bir hocaya dedim gel baklava yiyelim. Müşteba da baklavayı diğer odalara dağıtmış. Baktım çikolata kalmış. Baklava dedim ama gel çikolata vereyim dedim ya. Sonuçta. Evet. Baklava yerine çikolata. Gibi. Yani. Anladım. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer diyeceksin. Evet. Evet Emine Hanım, tamam, başka hocam. Sorunuz var mıydı? Çok teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin. Sağ olun. Allah Konya'ya çok selamlar. Amin. Hayırlı günler İyi diliyorum. Yayınlar. Sağ olun. Razı olsun. Evet sevgili seyirciler, böyle omuzlarıma bir feracı aldım. Şimdi yelek giydiğim için kolları olmadığı için böyle omuzlarımı aldım. Kusura bakmayın. Şükran Hanım 3 tane çok güzel programımız için hediye ayarlamış. Bunlardan bir tanesi de bu. Çok güzel feracemiz. Birinci hediyemiz bu şekilde. Gayet de güzel, yumuşacık, bol, güzel bir ferace. İkinci hediyemiz yine her zaman çok beğendiğim bir hediye. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i yanlış okuyanlar için, yavaş okuyanlar için. Kalemli Kur'an-ı Kerim. Bu şekilde bir gün hocamla beraber deneriz. Bu şekilde tutarak Kur'an-ı Kerim okunabilir, dinlenebilir. Hocam aynı zamanda bu şekilde okumaya da geçer değil mi hocam? Tabii. Böyle dinleyerek hatim tabii, yapılabilir değil mi hocam? Dinlemek de hatimdir, okumak da hatimdir. Üçüncü hediyemiz de hocam çok ilginç. Benzer bir şey ama farklı. Tamam da Kur'an-ı Kerim'i göstermek için mi yaptınız öyle? Evet hocam. Tamam evet. Böyle yapalım yine de. Evet ters konulmuş evet hocam. Şimdi üçüncü hediyemiz de hocam... Yine namaz kılmayı öğreten bir seccade. Bu sefer kumandalı yapmışlar. Ben hemen gösteriyorum bunu asayım. Şu şekilde bir kumanda yapmışlar. Hemen gösteriyorum. Böyle açılıyor bu yandan. Mesela sabah namazı var, öğlen var, ikindi var, akşam var. Mesela sabaha basıyorum. Sabah namazı. Gecenin bitip günün ağarmasıyla başlar. Seccade nerede? Seccadesi de burada hocam. 4 rekattır. Yani seccade de değil özellik bu sefer. Kumandaya yapmışlar. Aynı zamanda kıbleyi de gösteriyor. Ne kadar güzel şeyler düşünüyorlar hocam. Çok yaratıcı şeyler. Bunu herhalde böyle yana koyuyorsun. Hocam siz... Öyle olmaz. Namaz. Şimdi namaz böyle olmaz tabii. Bu öğretmek için. Öğretmek için. Tabii, özellikle öğretmek. Çocuklar için hocam. Öğretmek için. Ama şöyle olur. Mesela seccadeyi serdin. Evet. Seccadeyi serdin. Bunu aldın, dinlersin. Evet. Ne yapacağım, nasıl kılacağım diye. Sonra öğrendiklerini tatbik edersin. Öyle olur. Yoksa şey değil, onu da hatırlatalım tabii. O zaman. Seccade bununla beraber kılınma. Ben okumuş olayım olmaz. Olmaz, tabii. Tamam. Ama çocukların öğrenmesi için çocuklar hakikaten için güzel. Çok güzel tabii. Güzel, ya yeni güzel öğrenenler düşünmüş. İçin de güzel. Aynı kalemli Kur'an nasıl hizmet ediyorsa bu da hizmet ediyor. Ya bugünkü teknolojiden yararlanmışlar çok sağ olsun. Aynen. Evet, ama çok güzel hediyeler ayarlamış Şükran Hanım. Evet hocam evet. Maşallah. Evet bu üç güzel hediyemiz için tabii öncelikle programı izliyorsunuz. Değerli hocamın bilgilerinden faydalanıyorsunuz.
Diğer zamanda da ben program boyunca şifreler vereceğim. 3 tane şifre vereceğim. Bu şifreleri not alıyorsunuz. Programın sonunda hattımızı düşüren ilk 3 izleyiciye bu hediyelerimizi takdim edeceğiz inşallah. Programı çok iyi takip ediyorsunuz. Şifreleri not alıyorsunuz. Ve şimdi hemen WhatsApp hattımıza gelen görüntülü sorulardan alalım. Hocam selamünaleyküm. Darıca'dan Ahmet ben. Ahmet Özgünül. Benim bir sorum olacaktı. Ben uzun zamandır her gece abdest alırım. Bir Yasin-i Şerif okuyorum. Allah'ımdan bir dileğim var, bir isteğim var. Bunu devam ettirdiğim takdirde eninde sonunda isteğim olacak mı? Yasin-i Şerif okumanın faziletleri nelerdir? Her gece hiç aksatmadan okuyorum. Selamlar, saygılar. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Hocam, banka promosyonu diye bir şey var. Bu banka promosyonunu ben kendim kullanmak istemiyorum. Ne yapmam gerekir hocam? Yakınlarıma hediye medya alsam olur mu hocam? Bilginizi arz ederim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Selametle hocam. Evet hocam, şu anda bankalar yarışıyor, promosyon dağıtıyor ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ben de merak ediyorum. Aynı zamanda yine Yasin-i Şerif'i her gece okuyarak isteklerimiz kabul olur mu acaba diyor izleyicimiz. Hatta bir izleyicimiz var Bolu'dan. Onun da sorusunu alalım. Sonra çok kısa bir araya gireceğiz. Ne oldu yani? Alo, Alaaddin Bey. Alaaddin Bey. Efendim. Buyurun, hoş geldiniz. Hocam hayırlı günler. Hayırlı günler. Alaaddin Bey, kime kızıyorsun orada, kim var? Hocam kedi geldi yanımda, bir tane çocuğum da, ona bakıyordum. Kedi mi var hocam, evde? Kedi var hocam bir tane. Maşallah. Ya hocam önce ben eve böyle şey koymazdım. İşte çocuk seviyor, getirdi. Ya çocuklar artık, öyle yapıyor. Biz alıştık ya, evladımız gibi oluverdi. Adı ne adı? Minik. Minik. Peki. Mini'yi bizim için okşa bakayım böyle. Hocam sizi gördüğümüze şükürler olsun. Ramazan'da hiç bırakmadık. Allah razı olsun. Ben hocam size bir şey sormak istiyorum. Bundan 5-6 yıl önce Mevlam kabul etsin, ibadetlerimi hiç bırakmazdım. Ve de yani böyle ezan okunsa da ibadet etsin, namazımı kılsam diye bakardım. Evet. Bir akşam rüyamda bir kalabalık bir mescit bir yerde namaz kılarken önümüzde bir imam vardı. Ben de sordum, bu kim, kimin imamı diye sordum. Birisi imam diye, bu Peygamber Efendimiz, onun peşinde namaz kılıyoruz diye söyledi bana. Ben oradan birkaç geçken sonra iş yerindeki bir dini bir konu arkadaşlarla konuşurken bunu söylemiş bulundum. Bundan sonra benim bu eski namaz kılma, ibadet etme şevkim kırıldı. Acaba hata mı ettim? Ne oldu bilemiyorum. Kendi kendime çok düşünüyorum. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Yani halen ibadetlerimi yaparım, bırakmamaya çalışıyorum. Ama o zamanki şeyim yok. Yani inan ki namaz kılarken hiçbir şey aklıma gelmezdi. Hep böyle yani kendimi çok iyi verirdim. Çok sürelerimi Yasin'le kılardım namazlarımı. Yasin'in belli bir süre okuyorlar böyle. Hocam şimdi çok o konuda kendi kendimi suçlu hissediyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Evet, Alaaddin Bey sorunuzun cevabını hocam kısa bir aradan sonra verecek. Bizi izleyin. Beklerim sorun değil. Allah nasip etti. Ümre de ettim geldim. Ama Allah kabul etsin. Bir de hocama bir ricada bulunacaktım. Hemen alalım. Araya girmemiz gerek çünkü. Ben hediyeye çok değer veririm. Ramazan'da hocamda bir tesbihim vardı. Onu çok beğeniyordum. Bana bir tesbih hediye eder mi? Ömür boyu saklarım, Allah nasip ederse. Tamam. Mutlu hocamın hediyesi diye. İnşallah. Bolu'da mısın? Bolu'dayım hocam, evet. Tamam. Arkadaşlar adresini alsınlar. Tamam evet. Hocam. O kullandığım o tesbihi değil de başka tesbih göndereceğim. Tamam hocam. O kullandığı tamam. Tesbihte hepimizin gözü var. Onun için size kaptırmayız Alaaddin Bey. Peki. Alaaddin tamam Bey, kısa bir araya girmemiz lazım. Evet, kısa bir aradan sonra tüm soruların cevaplarını değerli hocamdan alacağız. Hocam selamun aleyküm. Darıca'dan Ahmet ben. Ahmet Özgünül. Benim bir sorum olacaktı. Ben uzun zamandır her gece abdest alırım. Bir Yasin-i Şerif okuyorum. Allah'ımdan bir dileğim var, bir isteğim var. Bunu devam ettirdiğim takdirde eninde sonunda isteğim olacak mı? Yasin-i Şerif okumanın
faziletleri nelerdir? Her gece hiç aksatmadan okuyorum ama. Maşallah. Selamlar, saygılar. Evet. Şimdi birincisi Yasin hakikaten hem bizim halkımızın hem de tüm dünyada Müslümanların çok rağbet ettiği bir suredir. Sebebi nedir? Niye bu kadar Yasin okuyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Yasin Kur'an'ın kalbidir buyurmuştur. Zayıf hadislerde olsa bu amel edilir. Uydurma değildir bu hadisler. Burada buyuruyor ki Allah rızası için okuyan kimsenin günahları affedilir ve ölülerinize de Yasin okuyunuz hadis-i şerifleri var. Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de bu hadis-i şerifleri görüyoruz. Bu yüzden bu arkadaşımız üstelik bir de abdest alıyor ve peşine Yasin okuyor. Çok kıymetli bir iş yapıyor. Üdü'yni estecip lekum. Dua edin, duanızı kabul edeyim buyuruyor Allah-u Teala. Kabul etmez mi? Bir günde olmaz, bir gün olur mutlaka. Devam edecek buna. Duanın kabulüne şöyle bir işaret de var. Yasin okuyabilmesi devam ediyor ya bunun. Bu zaten duanın kabul olduğunu gösteriyor. Bak yolunda duası kabul olmuş. Çok kıymetli bir şey yapıyor. İnşallah Rabbim muradını da ihsan eylesin. İnşallah, inşallah. O zaman hocam bizler de bir isteğimiz, bir hacetimiz olduğunda bizler de böyle Yasin okuyabiliriz değil mi hocam? Yasin okuruz. Korunmak için Ayet-el Kürsi okuruz. Ayet-el Kürsi ile ilgili faziletle ilgili hadisler var. Bir günde hocam önümüzdeki haftada Ayet-el Kürsi'nin faziletlerinden bahsedelim hocam. Ayet-el Kürsi ile ilgili okuyalım. Evet. Geceleri Yasin okuyan, teheccüd namaz kılan insanların da Cenab-ı Hak yüzünde simasında bir nur meydana getirir. Güzelleşir o insanlar. Çünkü gece namazı kılan insanın yüzü nurlanır. Onun için tesbih çekmek insanın yüzünü nurlandırır. Zikir nurlandırır. Ninelerimiz, dedelerimizin yüzlerine bakın. Yaşlandıkça nurlanır. Ama kafirler yaşlandıkça kararır. Kapkara olur. Kafirlerin yüzüne bakamazsın böyle, iğrenirsin. Neden? O imanın nuru Müslümanın yüzüne nakşeder Cenab-ı Hak. Hocam bir izleyicimiz Necla Hanım demiş ki, değerli hocam size bir sorum var. Televizyon izlerken tesbihat çekilir mi? Zikir veya bunu öğrenmek istiyorum demiş. Tabii hocam. Güzel de olur. Boş vakit geçmemiş olur. Televizyon çoğunlukla boşa vakit geçiriyoruz maalesef. O sırada en azından La ilahe illallah, Allah, La havle ve la kuvvete illa billah, Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim ve bihamdihi, Estağfirullah. Bunlara devam etmek lazım. Devam ettiğimiz sürece ibadetteyiz. Bir taraftan da tabii televizyondan da bazı şeyler öğreniyoruz. İşte böyle programlar var, haberler var, kültür programı, edebiyat programı, dünyadan haberimiz oluyor, bilgiye ulaşıyoruz kısa yoldan. Yararlanmak lazım ama diğer taraftan da vakti daha da fazla değerlendirebiliriz. Daha iyi değerlendirmek lazım. Yani günah olmaz. Lazım. Televizyon seyretmek, şu anda bizi seyredenler günah mı işliyor, sevap mı işliyor? Sevap işliyor, ilim öğreniyor. İlim öğrenmek farzdır. Bu farzı yaparken bir taraftan da ben La ilahe illallah dersem, hatta yolculukta tesbihatı, elinizde tesbih olması şart değil, içinizden belediye otobüsüne asıldın, böyle gidiyorsun. İçinden Allah de ya, Allah, 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 Allah. Boşuna bir saat gidecek değil mi? Veya gemide, vapurda oturdun, aç Kur'an-ı Kerim, yanında bir Kur'an-ı Kerim taşı, ufak da olsa çantana koy. Onu orada oku, Kur'an oku veya tesbih çek veya hayırlı bir iş yap yani. Boş durma ve manzara da seyretmek güzel, o da güzel. Ondan da istifade et ama diğer taraftan değerlendirmek lazım. Evet, hocam şimdi ben şifrelerimizden ilkini hatırlatmak istiyorum ama hediyelerimiz, çok güzel bir feracemiz var. Bu feraceleri Zeki Beyhan Beyefendi göndermiş bize, sevgili izleyicilerimize hediye edelim diye. Zeki Beyhan Bey'e buradan teşekkür ediyoruz, devamını diliyoruz. Çok çok gönderse biz de çok çok izleyicilerimize hediye edelim. İkinci hediyemiz kalemli Kur'an-ı Kerim, üçüncüsü de yeni geldi. Namaz kılmayı öğreten seccadeli kumandalı bir hediyemiz. Gerçekten güzel bir şey. Özellikle çocuklar için harika bir hediye. Bunun için ilk şifremizi vermek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Münir sallallahu aleyhi ve sellem. İlk şifreyi verdim sevgili seyirciler. İki şifre daha vereceğim. Programı iyi takip ediyorsunuz. Bir tane daha WhatsApp sorumuz vardı, görüntülü. Onu da dinleyelim, hatırlayalım.
Selamun aleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Hocam, banka promosyonu diye bir şey var. Bu banka promosyonunu ben kendim kullanmak istemiyorum. Ne yapmam gerekir hocam? Yakınlarıma hediye medya alsam olur mu hocam? Bilginizi arz ederim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Selametle hocam. Hocam çok güncel bir konu. Sizin ne söyleyeceğinizi hepimiz çok merak ediyoruz. Buyurun. Birincisi faiz cemiyeti, toplumu gerçekten geriye götürüyor. Ben geçen günlerde bir otomotiv satıcısı arkadaşımla görüştüm. İşler nasıl dedim. İyi değil dedi. Neden dedim. Şimdi eskiden yatırım için araba alanlar oluyordu dedi. Ev alanlar oluyordu dedi. Ama faizler bu kadar yüksek olunca parasını götürüyor. Faize yatırıyor dedi. Arabaya yatırmıyor ki dedi. Sanıyorum 20 milyon bankaya yatırırsa faize aylık 900 bin lira faiz alıyor. Yüksek, çok yüksek bir rakam hocam. Şimdi bir insan niye gidip ev alsın? Tabii yani. Helali haramı düşünmüyorsa bir insan gidip niye arabaya para yatırsın? Ya da niye çalışsın? Niye hocam? Çalışsın? Yani hazır para geliyor. 900 bin lira bak, bir ev satsa İstanbul gibi bir yerde 20 milyonluk evi varsa, bir ev satsa ayda 900 bin lira faiz alıyor. Faize yatırırsın. İşte bu bir imtihan. Ne imtihanı? Hadi bakalım. Bunun karşısında dur bakalım. Ben helalinden isterim. Haram milyarları da verseler istemiyorum. Diyor musun sen şimdi? Yoksa bu para sana sıcak mı geliyor? Çekiyor mu seni? Promosyon da böyle oldu. Çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı şimdi. Eskiden çok azdı. Bankalar diyor ki paranızı bize getirin kurumlara. Biz size şu kadar vereceğiz. Kişi başına işte 20 bin düşecek, 50 bin düşecek. Tatlı olmaya başladı. Parayı parayla satmak faizdir. Parayı parayla satıp fazlalık almak faizdir. Promosyon bugün dünkünden çok daha fazla faiz olmuştur. Dün şüpheler vardı, bugün şüphe de yoktur. Neden? Doğrudan faiz pazarlığı yapılıyor. Ne kadar vereceksin pazarlığı yapılıyor. Promosyonun Türkçesi hediyedir. Hediye midir bankanın verdiği? Hediye mi ediyor? Parana para veriyor. Bana getirirsen şu kadar kalırsa şu kadar para veriyorum diyor. Gönülden mi veriyor? Hayır, pazarlıkla veriyor. Dolayısıyla faizdir. Almamak lazım. Aldın, alırsın, faküre vereceksin, fukaraya vereceksin. Kendine kullanmayacaksın. Evet. Şimdi hocam reklama girmeden önce Bolu'dan bir beyefendi bağlanmış. Evet. Alaaddin Bey'di galiba, evet, yanlış hatırlamıyorsam. Onun da sorusunu cevaplayalım Alaaddin hocam. Bey dedi Alaaddin ki, Bey bizi dinliyordur şu Yasin, anda. Selamlar Alaaddin olsun. Alaaddin Bey dedi ki ben eskiden namazlarımı Yasin'le bile kılardım. Çok güzel namazlar kılardım. Tadını alırdım ama bir gün rüyamda peygamberimizi gördüm. Daha doğrusu önde namaz kıldıran kişinin peygamber olduğu rüyamda söylendi. Ben de bu rüyayı anlattım birilerine. Ondan sonra bu aşkım, heyecanım kalmadı diyor. Evet. Alaaddin Bey'in sorusunun altında şu var aslında. Peygamberimizi rüyada gördüğünü söylersen senden o nimet alınır. Hı. Acaba benden bu nimet alındı mı diyor. Ki rüya ve gösteriş için bunu anlattıysa alınır. Ha. Ama ibret için anlattıysa, bir konuda delil olsun diye anlattıysa, kendini bağlar sadece, başkasını da bağlamaz. O alınmaz. Burada daha çok dikkat etmesi lazım. Peygamberi madem rüyanda gördün, namaz kıldırıyordu sana. Bu ne demek? Sen namazlarına dikkat et demek. Peygamber namaz kıldırıyormuş gibi namazı bırakma demek. Bu namazı her zaman kılacağız. Allah'ın emridir. Rüyada görsek de görmesek de biz Allah'ın emrini her gün yerine getir. Buna bizim ihtiyacımız var. Beş vakit namaz kılanın günahları günde beş defa yıkanan insanın üzerinde kir kalmadığı gibi günah kiri de kalmaz. Ona dikkat edeceğiz. Kılmazsak ilk soru, kabirde ilk soru imandan gelecek. Ahirette ilk soru namazdan gelecek. Rabbim herkese nasip etsin. Evet. Evet, şimdi yine mikrofonumuzu ekipten arkadaşlar halka uzattılar. Halkın sorularından alalım. Öncelikle Mustafa Karataş hocamızı senelerdir severek dinliyoruz, izliyoruz. Değerli bilgilerinden de istifade ediyoruz. Ben şeyi merak ediyorum. Babaannemin zamanından beri, hani bizim belli bir de yaşımız var. Mezarlıkta hocalar cenazeye telkin verip herkesten sonra çıkıyorlardı çocukluğumuzdan beri. Şimdi İstanbul'da birkaç tane cenazeye katıldım. Telkin verip vermediklerinden de çok emin değilim açıkçası. Hemen çabucak çıkıyorlar.
Yani ne değişti? Bilmiyorum, ben çok merak ettim onu. Benim kardeşimin cenazesinde bile, cenaze defnedildi. Hoca hemen, millet bile dağılmadan daha çıktı. Çok merak ettim. Orada soracak kimseyi de bulamadım. Konuyu merak ediyorum. Çalışmalarınıza başarılar dilerim. Selamünaleyküm hocam. Kadınların ve erkeklerin saçlarını boyaması ve dövme yaptırmaları caiz midir? Evet hocam, buyurun. Telkin lakkana yulakkinu telkin, birine bir şey hatırlatmak, bir fikri, düşünceyi ona atmak anlamına geliyor. Mezara ölü konduğu zaman üstü kapatılıyor, dualar okunuyor. Herkes çekildiğinde münker nekir işte gelmeden daha kabre denir. Orada ölüye bunu hatırlatmak sünnettir. Ölüye ne diyeceksin? Ey falanca falanca hanımın oğlu, kızı neyse, münker nekir sana geldiğinde, sana men rabbüke, Rabbin kim diye sorduğunda, kul Rabbi Allah, Rabbim Allah'tır de. Sana dinin ne dediğinde, kul dini İslam, dinim İslam'dır de. Sana peygamberin kimdir ve men nebiyüke dediğinde, kul nebiyüne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları hatırlatır telkinde. Kitabını, dinini, peygamberini, kıblesini, bunları hatırlatır. Bu hatırlatma herkes çekildikten sonra yapılır. Hocalar yapıyorlar, yine yapıyorlar. Ama herkesin çekilmesini bazen beklemiyorlar. Çünkü kabrin başındaki ailesi vesaire herkes gitmiyor. Ailenin en son gitmesi lazım oradan. Ne kadar kalmak lazım hocam süre? Süreyi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam saat olarak vermemiş tabii, ama şöyle demiş: bir deve kurban edilip pay edilinceye kadar. Yani bu da 200 saati. Bir saati bulur yani, bir devenin kurban edilip pay edilmesi bir saati bulur. Yani cenaze sahiplerinin mezarın başında bir saate yakın beklemesi de Peygamberimizin tavsiyesidir. Orada tebrik şeyler, taziyeler kabul eder ve herkes gitse bile o hemen mezarın başında gitmez. İşte telkin o zaman yapılır. Bu neler sünnettir. Yapar hocam o mezarın başında bulunan kişiler? Bulunan kişiler dualar okurlar. Dualar okurlar. Dualar okurlar. Helallikler verilir. Efendim şehadetler tekrar yapılır. İyi biliriz denir. Allah seni mekanı cennet eylesin diye. Orada müsaade alınarak gidilir. Öyle hemen biz seni gömdük gidiyoruz. Yani o annendir, babandır, oğlundur, kızındır, amcandır, teyzendir. Buna vefa göstereceğiz. Göstermemiz gerekir. Evet, ikinci hocam halka sorularından vardı. Kadınların ve erkeklerin saç boyaması, dövme yapması caiz midir? Saç boyamak başka bir şey, dövme yapmak başka bir şey. Saç boyamak caizdir. İşte savaşlarda vesaire erkeklerin saçını boyamasına müsaade edilmiştir. Saç ve sakal boyamasına. Ama burada niyet önemli. Niyetiniz mesela 80 yaşına, 90 yaşına gelmiş bir insanın ihtiyar görünmemek için sürekli saçını boyatması, sakalını boyatması doğru kabul edilmemiş, mekruh kabul edilmiş. Hazreti Ömer kendine ölümü hatırlatan bir görevli tutmuş. Saçına sakalına beyaz ak düştüğü zaman demiş ki artık sana gerek kalmadı, benim saçım sakalım bana hatırlatıyor. Saça sakala beyaz düşmesi, ak düşmesi güzel bir şeydir. Allah'ın bir nimetidir. Hem yaş alıyorsun, yaşıyorsun anlamına gelir. Hem de sana ahireti hatırlatır. Ben bunu hatırlamak istemiyorum, ahireti, ölümü diye boyarsan günah olur. Ama ne bileyim işte sağlık açısından şöyledir. Benim işte saçlarım dökülüyordur. Bir takım sebepler olabilir. Bundan dolayı olursa caizdir. Saç boyamak kadına da erkeğe de caiz olur. Dövme ise Peygamber Efendimiz zamanında da varmış. O zaman da dövme yaparlarmış kadın ve erkekler. Peygamber Efendimiz beğenmemiş bu dövme işini. İşte dövme yapana, yaptırana lanet olsun demiş. Kişiye değil de bu işe lanet olsun demek. Bu iş güzel bir şey değildir. Çünkü Allah'ın yaptığı bir güzel bir vücudu sen oralarda boyuyorsun, çiziyorsun efendim içine. Yapana da hocam. Değil yapana mi? Yapana da. Tabii. Evet.
Şimdi bir izleyicimiz demiş ki, Bilecik'ten bir izleyicimiz hatta bekliyor. Hemen sizi ağırlayacağım ama öncelikle iki sosyal medya sorusu sormak istiyorum. Kızım fitre vermeyi unutmuş. İki çocuğu var. Eşi dini yönden cahil, ne yapmalıdır? Şimdi hocam Ramazan bitti ama Ramazan'la ilgili sorular devam ediyor. Mesela fitre vermeyi unutmuşlar. Şimdi ne yapacağız hocam? Ama vacip olan zamanı bayram namazından önceydi. O vacip olan zamanı geçirmiş. En azından şimdi verecek ki kazasını yapmış olacak. Evet, yani şu anda da verebilir. Verebilir dersek olmaz. Vermelidir artık. Vermelidir. Yani verebilir ne demek? O zaman da verir, bu zaman da verir değil. Fitre ne zaman verir? Fitre bayram sabahından öncesinde verilir ama bayram sabahından namazına kadar verilir. Vaciptir. Vacip olan vakti orasıdır. Şimdi vacip olan vakti geçirdik. Unuttuk, evet. Unuttuk ya da vermedik. Şimdi artık vermeliyiz artık. Evet hocam. Yani ne zaman hatırladıysan vermelisin. Evet. Annem 8 gün önce vefat etti. Defin işlemi bitti. Akrabanın biri mezarın başında 2 saat kim kalacak dedi. Dinen böyle bir şey var mıdır? Az önce yaptığınız açıklamayla doğru, ilgili hocam. Doğru söylemiş. 2 saat, 1 saat kalsın orada. Tabii. Doğrusunu yapmış. Evet. Önce Şevval orucu, sonra kaza orucu tutsam olur mu demiş hocam bir izleyicimiz. Yani imkanı varsa tutsun. Fakat Şevval orucunu, özellikle hanımlar kaza oruçlarını Şevval'de tutacaklarsa ayrıca 6 gün tutmalarına gerek yok. Çünkü Şevval orucunun sünnet kılınmasının hikmetlerinden biri de hanımlar kolaylıkla kazalarını yapsınlar. Toplum da onlara yardımcı olsun. Erkekler de o günlerde oruç tutsun ve bu şekilde kazalar yapılsın şeklinde bir şerhte de, tevillerde de var. Bunu göz önünde bulundurursak ayrıca hem Şevval tutayım hem kaza zorluk oluyorsa 6 gün orucunu tutsun, kazalarına niyet etsin, Şevval'i tutmuş olur inşallah. Evet. Alo, Bilecik'ten izleyicimizi ağırlayalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, biraz beklettik sizi. Sorun değil. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Kolay gelsin. Buyurun. Sağ olun. Hocam size bir sorum olacaktı. Hocam biz eşimle yeni evlendik. 10 ay oldu da. Ama eşim bana mehir hakkımı yapamadı. Evet. Bunun günahı var mıdır? Aramızda helalleşecek olur mu? Ne yapmalıyız bilmiyorum ama. Mehir hanımın hakkıdır. Bize bir yol gösterir misin? Mehir kadının hakkıdır. Kadının sermayesidir. Onun bir an önce verilmesi lazım. Mehri muaccel hemen düğünde, nikahta verilen. Mehri müeccel de sonra verilecek olan mehir. O kendi aranızdaki anlaşmaya bağlı. Gücüm yettikçe vereceğim, ödeyeceğim derse gücü yettikçe ödesin sana. Ama ben artık bunu ödeyemem. Görüyorsun halimizi. Bana helal et hakkını derse, kadın helal ederse, isterse helal eder, isterse etmez. İsterse ister yani. Benim alacağım var, ödeyeceksin diyebilir. Bu mehri ödememek, kasıtlı ödememek, kadını istediği halde erkeğin ödememesi haramdır. Aynen bir borçlunun borcunu ödememesi gibi. O size olan borcunu ödemesi lazım. Ama ben sana hediye ettim, hibe ettim, affettim. Senin olsun, artık ödemene gerek yok. Hayat müşterek, sana da zorluk olmasın diyebilirsin. Evet, var mıydı efendim başka sorunuz? Bir tane daha sorum var. Hemen alalım efendim. Evet. Hocam bu aralar eşimle bizim üstümüzde böyle bir şey var. Hep hasta oluyoruz, evimizle ilgili sorunlarımız var. Bunun için ne yapmalıyız? Okutmalı mıyız kendimizi? Üstümüze nazar olduğunu hissediyoruz ikimizde. Hastayız derken nasıl? Hep kavga ediyoruz. Ha, yani hastalıktan kastınız kavga etmeniz, tartışmanız mı efendim? Evet. Eskiden yapmıyor muydunuz? Yapıyorduk ama evlendikten sonra daha çok kavga etmeye başladık. Her akşam kavga ediyoruz. Birbirimize küsüyoruz. Hani diyoruz ki acaba üzerimize nazar... Ne kadar oldu evleneli? 10 ay. Ha, çok yeni. Daha çok yeni. Evet hocam. Allah mutlu eylesin. Bizim mutlu yuva için altı mektup kitabını okuyun. Bir. İkincisi mehrini al. Kavga biter. Mehrini bir an önce ödesin. Üçüncüsü, İslam'da öyle Hristiyanlık'ta olduğu gibi vaftiz falan yok. Okunma yok. Herkes kendisine zaten namaz kılıyorsan okuyorsun. 5 vakit namazınızı kılacaksınız. Evet. Bildiğiniz doğruları yapmadığınız zaman
içeride çatışma başlar iç dünyasında. Bildiğiniz doğruları yaptığınız zaman çatışma yerine huzur oluşur. Önce herkesin kalbi huzurlu olacak. Eşiniz eve geldiğinde huzur bulacak. Siz eşiniz geldiğinde huzurlu olacaksınız. Ama şimdi nereden geldi diye canınız sıkılıyorsa orada problem var. İç dünyanız problemli demektir. Evlilik, nikahta keramet vardır derler. Doğru. Birbirinizi tanıdıkça daha da uyum sağlayacaksınız. Çok erken böyle bir tatsızlık, huzursuzluk var gibi görünüyor. Bunu başka muskacıya, büyücüye, cinciye yıkarsanız kendi görevlerinizi ihmal etmiş olursunuz, günaha girersiniz. Cinler de ahirette sizden davacı olur. Kendi kusurlarını benim üzerime attı diye. Cine, periye kusur yüklemeyin. Nerede eksiğimiz var diye düşünmeye başlayın. O kitaplar gerçekten önemli. Altı mektubu okumanız tavsiyedir. Peki efendim, mutluluklar diliyoruz size. Rabbim evinize huzur versin efendim. Abi, Bilecik'e selamlar, huzur hayırlı diliyoruz. Günler diliyoruz efendim. Dualarımıza huzur versin Rabbim. Amin inşallah. Şimdi hocam, mehirle ilgili bir izleyicimiz demiş ki, evlenirken eşime mehir olarak hacca götürmeyi vaat etmiştim. 13 senedir hac hakkı çıkmadı. Ölürsem borçlu mu gideriz demiş hocam. Tabii haccın parasını versin. Ha öyle mi hocam? Tabii. Ya kurtuluş yok. Erkekler duydunuz mu? Niye kurtulsun yani? Hacca götüreceğim. Hacca götürmek neyle? Parayla olur. Götüremiyorsun. Parasını ver hiç olmazsa. Hac parası da az değil yani. Evet hocam yani. Kurtuluş yok yani. Bana hac kurası çıkmadı diye kurtuluş yok. Evet, Diyarbakır'dan bir izleyicimiz hatta. Alo, buyurun efendim. Alo. Biraz televizyonun sesini kısalım mı? Yankı yapıyor efendim. Tabii ki. Hülya Görüşen. Evet. Merhaba, hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Buyurun efendim. Buyurun. Hocam, saygılarımı ileterek konuya girmek istiyorum. Yıllardır ben umre yapmak istiyorum ama hem benim hem çocuklarımın durumu pek müsait olmadığı için bu isteğimi yerine getiremiyorum. Evet. 5 çocuk annesiyim. Bir çocuğum 19 yaşında. İş kazasında yanarak hayatını kaybetti yaklaşık 17 yıldır. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Diğer çocuklarım ikisi evli, ikisi bekar, biri benden uzak, biri benimle yaşıyor. Dediğim gibi hayat şartları çok ağır basıyor, yetmiyor, ben gidemiyorum, gönlüm çok sıkıyor. Sizden ricam, bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz? Kısmen de olsa bana yardımcı olursanız çok memnun olurum. Saygılarım da hocam. Umre'ye gitmek için mi? Evet. Maddi açıdan mı, başka türlü mü soruyorsun? Yok, maddi açıdan sıkıntılıyım. Yetmiyor gücüm. Şimdi çocuklarımdaki bütçeleri ancak kendilerine yetiyor. Onlara da yük olmak istemiyorum. İkisi evli, ikisinde pek evliliğe iyi gitmiyor. Kızım da eşinden ayrılmış. Ben hocam, eşimden emekli maaşı alıyorum. Evet. Hülya Hanım, efendim. Hocam cevap vermeden ben bir şey söylemek istiyorum. Yani böyle bir şey yaparsak Kanal 7'nin önü dolar. Telefonlarımız kilitlenir. Önce ben derim hocam, beni götürün, bana yardım edin diye. Yani evet, gerçekten bu zor bir şey Hülya Hanım. Zor değil. Ama belki birisi çıkar, bir yardımcı zor olur. Zor değil. Siz bu niyetinizin karşılığını inşallah alırsınız. Hiç umulmadık yerden kapı açılabilir. İnşallah. Belki şu anda sizin bu sesinizi duyan bir iş adamı, zengin bir kardeşimiz, hocam onu ben umreye götüreyim, göndereyim diyebilir. İnşallah. O zaman arkadaşlara Allah siz... Allah yazdıysa hemen kolaydır. Hülya Hanım, siz arkadaşlara telefon numaranızı, adresinizi yine de bir bırakın. Belki size umreye götüren birisi çıkabilir Hülya. İnşallah kardeşim. Yani kısmen de olsa, hepsini de istemiyorum. Anladım. Kısmen de olsa yardımcı olunursa çok memnun olurum. Zaten Kanal 7 olarak değil, siz hocamızdan, ekiplerden bu yardımı yardıma bir vesile olmanızı. İnşallah Hülya Hanım. İnşallah. İnşallah. Estağfurullah. Rabbim nasip etsin. İnşallah. Peki, hayırlı Allah günler. Allah layık ederek nasip etsin. Amin. Diyarbakır'a selamlar Hülya Hanım. Hayırlı günler. Teşekkür ediyorum. Saygılarımla iyi yayınlar diliyorum. Şimdi ne istiyor bu kardeşimiz? Ne istiyor? Umre istiyor. Yani dünyalık istemiyor. Ahiretine yatırım yapmak istiyor. Onun için 7 şeyde acele edin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 7 şeyde acele etmek lazım. 7 şeyde acele etmek. Onu kardeşlerimize verirsin. Arkadaşlar biz de ekrana verelim.
Yedi şey gelmeden önce hayırlı amellerde acele edin. Neyi bekliyorsunuz diyor. Hala neyi bekliyorsunuz? Peygamberimiz diyor ki neyi bekliyorsunuz? Acele edin. Bir, her şeyi unutturacak yoksulluğu gelmeden önce acele edin. Yoksulluk, fakirlik gelirse, düşkünlük, zor durumda kalırsınız. Onun için zamanında paran varsa iktisat yap. İktisat da lazım. İki, azdırıp saptıran zenginlik gelmeden zenginlikte dağıtın. Azmayın. Zenginlikte azmayın. Bütün bedeni ifsad eden hastalık gelmeden önce sağlığın, sıhhatin kıymetini bilin. Sağlığınızı koruyun. Acele edin. İhtiyarlık gelip bunamadan önce kendinize sahip olun. Tedbirlerinizi alın. Vasiyetin varsa vasiyetini yap. Efendim miras varsa miras paylaşımını vesaire yap. Helallik alınacaksa helallik al. Dostlarınla aranı düzelt. Ansızın ölüm gelmeden önce hazırlıklı olun. Bazen ölüm ansızın da gelir. Yatağa yat düşürmez. Küt diye gidiverir bir gecede. Bir trafik kazası olur gidiverir. Hazırlıklı olun. Fitne, deccal fitnesi gelmeden önce beklemeyin. Hazırlıklı olun. Ve kıyamet gelmeden önce kıyamete hazırlanın. Yedi şeyde acele edin diyor. Bu kardeşimiz de ahiret azığı olarak, yatırım olarak umreye niyet etmiş. İnşallah olur. Bu da acele etti, güzel oldu. İnşallah yerini bulur. İnşallah. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki hocam, ablamla gördüğüm yerde selamlaşıyorum ama birbirimizin evine gitmiyoruz. Bana kötülük yapacakmış gibi hissediyorum. Ne yapmalıyım demiş hocam. Akraba ile alakayı kesmek tabii doğru değil. Ancak üç yerde kesebiliriz ya da mesafe koyabiliriz. Belki de öyledir bu kardeşimizin durumu. Evet. Malımıza, canımıza, namusumuza zarar geliyorsa mesafe koyacağız. Öyle dostlar vardır ki, öyle arkadaşlar vardır ki akrabadan daha ileridir. Ona namusunu da teslim edersin, canını da teslim edersin. Al benim kızım, sen buna emanet, biz şuraya gittik, buna bakacaksın. Arkadaş bu. Ama akrabana güvenemiyorsun. Bazen öyle, değil mi? Bazen arkadaş akrabadan öndedir. Böyle bir durum varsa, tamam selamlaşırsın. Merhaba, merhaba kardeşim. Ama benden uzak dursun. Ben oraya gittim mi? Çünkü çocuğum bozuluyor, zarar geliyor, bir şey oluyor. Bunlar o zaman helal olur. Evet. Yine WhatsApp hattımıza gelen video sorularımızdan alalım. Hocam merhaba. Ben az önce çok büyük bir yanlış yaptım. Onu bilse bu günah vebali var diye sormak istedim de. Benim hocam 96 yaşlı bir tane dedem var. Ben 5 dakika önceden ezan okuyormuş gibi yaptım. Dedem de orucunu bozdu. Bunun günah vebali nedir çok düşünüyorum. Sağ olun hocam. Hocam ben eşim öldü. 10 günde bir rüya görüyorum. Haftada bir rüyasını görüyorum. Ondan sonra işte ben bir sabah namazını kıldım, yatıyorum. Ondan sonra da yine gelmedin ya dedim, gelmiyorsun ya dedim. Beni dedi göndermiyorlar oradan dedi. Bunların bir anlamı var mı hocam? Ben bunu senden öğrenmek istiyorum. Bana bunu anlatırsam çok sevincin hocam. Bakın ne kadar güzel anlatmış teyzeciğim. Ellerinden öpüyorum teyzem. Ya bu şu çocuğun videosunu bir daha verir misiniz? Aşağıdan yukarı niye bakıyor? Ben onu merak ettim. Bir dakika. Kamerayı nereye koymuş? Hocam merhaba. Ben az önce çok büyük bir yanlış yaptım. Onu bilse bu günah vebali var diye sormak istedim de. Benim hocam 96 yaşında birisi çekiyor herhalde var. Hocam. Evet. Hareket ediyor kamera çünkü. Sabit değil hocam. Bu oturmuş biri yukarıdan mı evet, çekiyor? Herhalde. Bunun günah vebali nedir çok düşünüyorum. Sağ olun hocam. Hadi oradan. Yazık 96 ya, yaşında. Ya hak etmedi mi şimdi bu? Sen niye ezan okuyorsun ya? Yani adamın orucunu bozduruyorsun 96 yaşında. Bir de onlar gırgır geçiyorsun yani. Günah değil. Yazık yazık. Nasıl torunsun sen ya? Dedeyle oruçlan alay edilir mi? Şimdi o kişi kaza edecek. 96 yaşında oruç tutuyor. Enteresan bir şey. 96 yaşında oruç tutuyor.
kazayı. Bu da özür dileyip helallik alacak. Kendisi de onun yerine kefaret olarak tutsun 10 gün oruç. Madem orucu bozdurdum cezasında. Yani şey yemin kefareti gibi. Yani en azından 3 gün tut da bir şeyi anla, orucun zorluğunu anla. Evet hocam, teyzem de eşini rüyasında görüyor. Böyle tatlı tatlı anlattı hocam. Niye gelmiyorsun diyor. Gelir mi, göndermiyorlar diyor o da. Evet ya. O da göndermiyorlar diyor. Şimdi göndermiyorlar deyince aklıma namazla ilgili Mevlana'nın şu kıssası geldi. Evet hocam. Efendisinden izin alıyor işçisi. Diyor ki ya şurada namaz kılınıyor, ben de içeride namazı kılsam. Cemaat çıkıyor, o çıkamıyor hala. Diyor ki neredesin diyor, işçi diyor geç kaldık hadi. Göndermiyorlar. Ya kim göndermiyor? İmam müezzin bile çıktı, cemaat çıktı, camide senden başka kimse yok diyor. Vallahi göndermiyorlar. Ya kim göndermiyor? Seni içeriye sokmayan beni dışarı göndermiyor diyor. Şimdi burada nerede buluşacaksın? O sana gelmeyecek, sen ona gideceksin. Ona hazırlanacaksın. Senin de vaktin saatin gelince oraya gideceksin. Rüyada görmek çok kötü bir şey değil. Yani insan rüyasında görecek elbette. Sevdiklerini insan rüyada görür, zaman zaman gelirler. Allah Teala tüm ölmüşlerimizi mekanı cennet eylesin. Amin. Oradan gelmek değil de orada hakikaten şehitler gibi, salihler gibi cennet nimetlerine ermek önemli. Oraya ermişsen zaten gelmek istemezsin. Evet. Yine WhatsApp hattımıza gelen video sorulardan alalım. Selamun aleyküm hocam. Sizden sorum olacak. Çocuğum, oğlum vardı bana. Oğlum 17 yaşına girdikten sonra vefat etti. Vefatı şöyle oldu ki, arkadaşı gidiyor elini yıkamaya. Orada suda elektrik varmış, onu çarpıyor. Oğlum da onu suya düştü diye zannediyor. Onu çekmeye çalışıyor. Oğlumu da elektrik çarpıyor. Bir de ikisi suda akıyorlar. İşte bu oğlu vefat ediyorlar. Şu sorum şu ki, oğlum şehit midir? Eşim oğlumun vefatına gelmedi. Ne toprağa verdi? Tek başıma, kadın başıma toprağa verdim. Çağırsam da gelmedi. Defalarca haca gittim. Babamın yaptığı hacılara kabul olur mu? Oğlumu tek başına, kadın başıma toprağa verdim. Ne yardım etti, ne geldi, ne sordu. Ama bana hiçbir ona karşı günahım yok. Günahım sadece umarım dayaktan ayrıldım bundan. Çünkü çok ben dayak yerdim. O adamla yaşamadığım, suçum o adamla yaşamadığım, ayrıldığım. Evet hocam, yani. Şöyle o adamdan başlayayım. Kabe'ye çok gidiyormuş ya. Evet hocam. Kabe'ye çok gidiyor ama Resul Efendimiz diyor ki, ey Kabe, senin Allah katında şanın ne yücedir, azametin ne büyüktür. Seni yıkmak ne kadar günahtır, ama bir Müslümanın kalbini kırmak daha büyük günahtır. Kabe'ye gidiyor, hanımını dövmüş. Onun cezası Kabe'den daha büyük günahtır. Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Suda boğulanlar hükmen şehittir. Elektrik çarpmış, suya düşmüşler. İnşallah hükmen şehit sevabı alırlar. İnşallah. 17 yaşında delikanlı, zaten açmadan solmuş Gonca Gülü. Allah-u Teala mekanı cennet etsin. Vallahi, size sabırlar inşallah, diliyorum inşallah. Bu kardeşimize. Bir insan evlenir, boşanmak istemez. Ancak boşanmak da Allah'ın sevmediği bir helaldir. Fakat boşanırken de medenice, edebiyle boşanmak gerekir. Çocuğun varsa vesaire, onların hukukuna, hakkına riayet edeceksin. Kırmadan, dökmeden boşanacaksın. Boşandın, cenazesine gitmiyorsun, çocuğun düğününe gitmiyorsun. Boşanma değil ki bu. Bu haram içine, pislik içine düşmüş bir insan. Allah ıslah eylesin. Amin. Dua etmek lazım. Amin, inşallah. Sevgili seyirciler, ikinci şifremizi vermek istiyorum. Bu üç tane güzel hediyemiz için Ferace, kalemli Kur'an-ı Kerim ve namaz kılmayı öğreten seccade. Üç güzel hediyemiz için ikinci şifremiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Sadullah.
sallallahu aleyhi ve sellem. İki şifremizi de verdik. Son şifre kaldı. Bizi takip ediyorsunuz. Bir izleyicimiz demiş ki hocam, Şermin Hanım. Merhaba hocam, benim size bir sorum var. Eşim vefat etti. Ben 36 yaşında dul kaldım. 3 çocuğuma baktım, evlendirdim. Bir tane oğlum bekar. Ben umreye gideceğim Eylül'de. Gidebilir miyim? Hocam hep şöyle vardır. Bekar evladım varsa umre hacca gidilmez. Ben öyle bilirim. Eskiden buna dikkat ederlerdi. Öyle bir şey var mı hocam? Gidebilir miyim diyor, onu soruyor zaten. Gider yani, nafile ibadetlerde elbette. Eşinin, eşi yok herhalde değil mi? Eşi vefat etmiş. Vefat hocam. Etmiş. Sonuçta bir şirkete yazılır, kadınlarla bir grupla gidip gelebilir. Çocuğunun düğününü aksatmayacaksa, bu umre masrafları sebebiyle çocukların rızkını kesmeyecekse doğrudur. Ama çocukların rızkına mani olacaksa, o zaman doğru olmaz. Evet. Yine bir izleyicimiz ilginç bir şey sormuş hocam. Hocama sorar mısınız lütfen demiş. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Eşim sinirliyken bana 3 defa boş ol dedi. Ama ben adetliydim, bu nikah bitmiş midir? Nikah tazeleyelim diyorum. Sen adetliydin, bu nikah bozulmadı diyor. Çok bilgiliymiş. Hocam. Çok bilgiliymiş. Onun için özellikle okumak istedim hocam. Evet. Allah ıslah etsin. Amin hocam. Kendisi haram iş yapıyor. Eşine de suçu buluyor. 3 defa boşanma hangi halde olursa olsun, şakası da ciddisi de, fıkhi mezheplere göre adetli olsun olmasın temiz halde boşanmak sünnettir. Ama bunların hiçbirini yapmamış, haram işlemiş. Talak suresine göre doğru, kadının boşama 3 defadır, 2 defadır, 3. de boşarsa onun bir sınırı var. Bu durumda ne yapacaklar? En azından 4 mezhebe göre kurtarmaz. Ama iki tarafta pişmansa, başka alimlerin görüşlerinden yararlanarak, Diyanet'te de bugün ulema da böyle fetva veriyor, başka alimlerin fetvalarından yararlanarak bu evliliği kurtarmak gerekir. Evet. Yani o şekilde nikah gerekir. Nikah kıyarak tekrar bir araya gelebilirler. Tekrar tazeleyebilirler. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki hocam... Tazelemek diye bir şey yok. Bak, taze... Nikah tazelemek. Yeniden yapalım. Bu nikah yapalım. Tazelemek yanlış bir şey. Camiye gidiyorlar erkekler. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece iman ve nikah tazeliyorlar. Öyle bir şey mi var hocam? Tabii camilerimizde yaygın bu. İlk defa duyuyorum. Allahümme inni yuridu en yüceddidel imane ve nikziden bi kavli la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ne diyor? Ya Rabbi, senin rızan için imanımı, nikahımı tazelemek istiyorum. Ya kadının haberi yok. Nikah bozulmuş mu? Belli değil. Bozulduysa böyle nikah olmaz. Alsana uyduruk bir nikah tazeleme. Nikah tazeleme olmaz. Nikah bozulduysa yeniden kıyılır. Tazeleme olmaz. Bayatlıyor çay gibi, bir daha nikah kıyalım. Evet, İstanbul'dan bir misafirimiz. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo. Buyurun. Halil Bey. Halil Bey, Halil Bey, televizyonun sesini kısabilir misiniz birazcık? Ya bu Halil Bey Oflu'ya benziyor. Tartışıyor hanımıyla. Bak şimdi bak. Halil Bey. Halil Bey, duyuyor musunuz bizi? Bir dakika, duyuyorum da hanım telefona yanlış etti. Kaç numaraydı sizin? Ya biz seni duyuyoruz Halil, Halil abi. Halil Bey, hoş geldiniz. Siz bizi yayındasın, dinleyin. Yayındasın, numaraya gerek yok. Bağladılar seni. Sesinizi duyuyorum. Ben de sizi duyuyorum. Alalım mı Halil Bey? Ne sormak buyurun istiyorsunuz? Ben, buyurun. Şimdi şöyle, ben Mustafa Karataş Hoca. Selamun aleyküm. Kızıma bir dairem vardı. Verdim. Müteahhite verdik orayı. Müteahhit burayı yamuk yaptı. Kızım orayı sattı. Daire alamadı. Alamadı da elindeki parayla 730 bin lira parası var. Bunu bankaya yalnız kiraya için versek olur mu? 12 bin lira maaş alıyor hocası. Kiraları 20 bin liraya çıkıyor. O parayla yalnız kiraya verebilir miyiz? Halil abi, sen nerelisin? Halil abi. Halil Bey. Efendim kardeşim. Hocama duyuyor musunuz? Nerelisiniz diye sordu. Merve'de ikizlere ekşi oluyor. Evet. He. Hemşerim Karadenizli Halil Bey. Ben eşkıyalardanım yani. Eşkıyalardan mı diyor? Ne dediniz Halil Bey? Eşkıyalardanım. Niye eşkıya? Ya bize eşkıyalardan gelmeyiz. Ekşi olayım ben.
Ha, ekşi oğullarındansınız. Evet. Ha, tamam. Şimdi benim kızıma bu daireyi verdim. Ekşi oğullarından. Orayı bu daireye verdiler. Müteahhit yamuk yaptı. Kızım daireyi sattı. Şu anda kızım kirada. Kocası 12 milyon maaş alıyor. Ama ev alamıyor. O elindeki parayı, 730 milyar parayı bankaya koyup da yalnız kiraya alar, bir kiraya için alır. Haram olur mu? Yani faizi kiraya verelim diyorsunuz. Evet, bak yemeyecek ondan. Tamam. Faiz, evet. Faizin her türlüsü haramdır diyor Peygamberimiz Veda hutbesinde. Her türlüsü. Ne için alırsan al. Faiz faizdir, haramdır. Almayacak o paranın inşallah ana parayı koruyabilir. Kâr payı vesaire bir yere yatırabilir. Başka bir şekilde değerlendirebilir. O şekilde alsın. Faiz almasın Halil Bey. Efendim. Faize yatırmasın. Helal parasını haram yapmasın. Kira olarak da olmaz diyor hocam. Asla olmaz, olmaz diyor. Peki tamam, haram kabul ediyorum ben. Ama yalnız kiraya vermek için 12 milyar maaş alıyor. İki çocuğu var. Ev kirası taşındığı evde 15 milyar kira istiyor. Ana paraya kıyacak biraz, korkmayacak. O para ona 3 sene yeter. 3 sene. 2 tane çocuğu var. Allah kerim. Rızkı veren Allah, bugün belki, veren yarın da verir. Belki işin de yükselecek, daha çok bir geliri olacak. Yok, başka geliri yok. Yok, olmaz. Çünkü yok bir emekli olmuş kocası. Anladım, anladım. Maaş alıyor. Anladım. Bu onun bir imtihanı. Sonuçta faize yatırmadan da o parayı değerlendirebilir. Başka ticari konularda değerlendirmeye çalışsın ama güvendiği bir yer, mutlaka sağlam bir yerle. Ticarete de yatırabilir. Gelirini oradan elde etsin. Faizden elde etmesin. Faizden etmeyelim diyorsun. Sen bu işi bilirsin, ticareti. Onu al, kullan ticarette, kar ver, bir şey yap. Faiz tatlı gelir ama haramdır. Parayı haram eder Halil abi. Sizin durumunuz iyi mi Halil Bey? Siz destek olun. Sizin var mı durumunuz iyi mi Halil Bey? Benim yok. Ben vade bir esnada hem çocuklara verdim. O anda bir daire verdim, öbür çocuğuma da verdim. O müteahhite verdi orayı. Anladım. Evet, evet Halil Bey. Yamuk yaptı. Yamuk yapınca kızım oraya taşıramadı, sattı orayı. Evet Halil Bey. Dolan şey, daire fırladı. Alamıyoruz daire şimdi. Anladım, anladım. Peki. Da faiz düzeltmez onu. Faiz daha çok yamultur. Evet. Daha çok darlığa düşerler tabii, diyor hocam. Tabii. Eğer faiz alırlarsa daha çok darlığa düşerler diyor hocam. Halil Bey. Onun için faize hiç bulaşmayın diyor hocam. Zaten biz zaten bulaşmadık. Ben zaten hiç bugüne kadar ticaretle uğraşıyorum. Hiçbir şeyin faiz kullanmadım yani. İyi, evet. İyi yapmışsın. Allah razı evet. olsun. Halil Bey. Allah sizden de razı olsun. Sağ olun. Halil sağ olun. Bey, işinize de selamlarımı, hürmetlerimi bildiriyorum. Hayırlı günler ben diliyorum Halil Bey. Ben saygılarımı, hepinizi saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkürlerim ilginize. Allah razı olsun. Hepimizden. Altın olsun. Amin, Allah amin, razı olsun. Amin. Hayırlı günler diliyorum efendim. Bir izleyicimiz demiş ki hocam, selamünaleyküm hocam, ben kayınpederim vefat etti. Ben hakkımı helal etmedim. Rüyamda gördüm, elleriyle tutmaya açmış beni, kurtar diye. Ben de rüyadan sonra hakkımı helal ettim. Önceden etmedim, hakkımı, günahı var mı demiş hocam. Yok. Biraz devrik cümle oldu. Ya, helal etmiş oldu. Sonuçta kendisi hak sahibi. İster helal eder, ister etmez. Vicdanı rahatsız olmuş da helal etmiş. Daha affedenleri Allah daha çok seviyor. Daha çok sevap almış. Evet. Yine halkın sorularından alalım arkadaşlar. Selamünaleyküm hocam. Hocamızı çok seviyoruz. Allah uzun ömür versin. Amin. Her zaman izliyoruz. Camiye geldiğimiz zaman bahçede namaz kılıyoruz. Erkekler geçerken. Acaba bir sakıncası var mı? Bunu sormak isterim. Evet hocam, namaz kılarken önünden geçme meselesi siz anlattınız ama her seferinde çok soruluyor hocam. Bir tekrar sizden rica edelim hocam. Bu hanımı sordu. Namaz kılarken önünden geçmek meselesi değil. Erkeklerin geçtiği yerde hanımların namaz kılması. Esas o soru o ama evet, önden geçme meselesi evet, de var. Şimdi hanımların bir, tesettürü var. İki, hanımlar namazda erkekler gibi hareket etmiyorlar. Kendine özel hareketleri var. Neden? Herhangi bir erkek onu görürse edebe mugayir bir iş yapmış olmasın.
O da nedir? Mesela rükuda erkekler 90 derece beli bükülecek şekilde eğildiği halde hanımlara hafifçe belini eğmesi yeterli sayılmış. Değil mi? Yoksa hanımlar belini bükemez mi? Büker tabii ki. Niye böyle yapılmış? Edebe mugayir olmasın diye. Secdede erkekler kollarını böyle açarken hanımlara ne denmiş? Kapanacaksın demiş. Üzüleceksin denmiş. İşte herhangi bir görme durumunda abes olmasın diye. Bir kadın camide ya da boş alanda erkeklerden önde ya da bitişik olarak erkeklerle aynı safta namaz kılamaz. Kadın ya arada bir boşluk olacak yan tarafta ya arkada görünmeyen bir yerde namaz kılması lazım. Öyle bir yere gittiniz ancak Kabe'de de bu oluyor görüyorsunuz. Evet hocam. Evet. Fakat sonradan bir sürü gruplar geliyor, kalabalıklar geliyor, arkada da namaza duruyorlar. Doğrudan bir bölme varsa kurtarır ama hiçbir bölme yok. Hemen kadınların peşinden namaz kılıyorsa erkekler, erkeklerin oradaki kıldığı aynı hizada kılan erkeklerin namazları iptal olur. Erkek orada namaza duramaz. Kadın da orada namaz, açıkta namaz kıldığı için tedbir almadıysa, yer var, kapalı yer var, önde yer var, oralara gitmemiş, tutmuş bahçede namaza durmuş bir kadın, o da günahı kazanır. Günah kazanır. Ama bunlar elde olmayan bir sebepten dolayı ortada kalmış bir grup kadın. Cenaze gelmiş, kalabalık gelmiş, arada kalmışlar. O zaman işte o rüküye dikkat edecek, secdeye dikkat edecek. Birincisi bu. İkincisi de bir namaz kılanın büyük camilerde safının önünden, bir saflık önden, yani hemen secde edeceği yerden geçmek çok büyük günahtır. 40 yıl olsa bekleseydi de geçmeseydi diyor Peygamber Efendimiz. Orada günah kazanıyor. Günah olmasın diye de namaz kılan bir zira şu parmak ucundan dirsek, parmak ucundan dirseğe kadar yükseklikte bir şeyi önüne koyacak. Buna sütre denir. Sütrenin boyu en azı buradan buraya kadardır. Yoksa böyle kitap koy, çanta koy, sütre olmaz. Ama açık alanda, tarlada, bağda, bahçede çizgi çizmekte sütre yerine geçer. Önüne bir çizgi çizdin, o da sütre yerine geçer. Evet hocam, bir izleyicimiz demiş ki, hocam iyi günler, ben geçen sene gırtlak kanserinden ameliyat oldum. Sesim az çıkıyor, sizi arayamıyorum. Ben yatarken 5 ve 7 sefer ayetel kürsü okuyorum. Bazen uyuyup kalıyorum, zararı var mı demiş hocam. 41 kere Fatiha okuyorum ya da 21 kere okuyorum her gün, zararı var mı demiş hocam. Zararı niye olsun, faydası olur. 7 ayetel kürsü koruyucudur. Ayetel kürsü kendi başına zaten hıfz edici bir duadır. Hıfz edici bir ayettir. En yüce ayetlerden biri. Peygamber Efendimizin de çok sayıda ayetel kürsü ile ilgili müjdeleri vardır. Evet hocam. Bunu 7'ye kadar okuyabilir. Fatiha'yı 21 olur, 41 olur, Yasin'i istediği sayıda okuyabilir. Önümüzdeki hafta Perşembe günü hocam ayetel kürsünün faziletlerinden bahsedeceğiz inşallah. Şimdi Malatya'dan bir misafirimiz var. Biraz beklettik. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo. Alo, buyurun efendim. Şükür kavuşturana hocama, sizlere sürekli arıyorum. Allah razı olsun. Dinliyorum. Hocama sorularım olacak. O değerli vaktini bana ayırdınız. Ama hızlı hızlı soralım, oldu mu? Bir sürü bekleyen var çünkü. Hayırlı hatta. Hayırlı günler. Malatya'ya selamlar. Buyurun efendim. Hemen alalım. Hocam ben küçük yaştan evlendim. 17 yaşından evlendim. Ondan sonra çok zalim bir aileye düştüm. O zalim ailede çok çok zulümlük yapıldı. Ondan sonra eşim onlara, ailesine uydu, o da aynı zulümlüğü bana yaptı. Şu anda kanser hastasıyım. Canımla bebeleşiyorum. Ondan sonra halen 10 senedir bu hastalık gittikçe ilerliyor. Çocuklarım var, çocuklarımla ilgilenemiyorum. Halen eşim onlara uyuyor. Bayramda bile ne evimize huzursuzluk, neredeyse intihar etme durumuna kadar gittim. Ondan sonra tedavim yanıt vermiyor. Ondan sonra hocam ne yapabilirim? Bana bir yol gösterin. Ağlamak da istemiyorum. Çok zor durumdayım. Rabbim şifalar versin. Dün gittim
Dün hastanede gittim, yine kemoterapi aldım. Tek gidiyorum, tek geliyorum. Geliyorum evde, çocuklarım nabız vereceğim. Küçük mü çocuklarınız? Efendim? Çocuklarınız küçük mü? Yok, çocuklarım büyükler. Lütfen onların sütüla dibinde kalacak. Ona da çok üzülüyorum. Evdeki sütüntüyü üzülüyorum. Eşim aslan çok iyidir ama aynasından şeyinde çıkmıyor. Halen onların sıkıntılarını evine yaşatıyor. Halen onların problemleriyle kalkıp oturuyorum. Halen derdimi unutup onların dertleriyle kalkıp oturuyorum. Kemik göğsüm alındı. Göğsümden kemiğimi attı. Sonra kemikle bazı görüyorum. Çok istiyorum ümreye gideyim. Ümre biraz zor oldu. Çünkü zor durumda olduğum için. Evimiz yıkıldı hocam. Mağduru evinde mağduruz. 20 gün gittik ev yıkılıp her tarafta mağdur olunca. Çocuklarla kayınvalidem gire gittik. 20 gün içinde bizi gece 12'de dışarı ettiler. Çocuklarla biz dışarıda kaldık. Allah Allah. O kadar zor düşünüyorum hocam. Ben hakkımı onlara helal etmiyorum. Onlara etmediğim gibi eşime de etmiyorum. Ama eşim çok iyi bir insandır. Çok değerli bir insandır. Onlara uyduğu için bana bu sıkıntıyı yaşatıyor. Çok geçmiş olsun. Çok Allah sana yardımcı olsun inşallah. Ya, şimdi her konuda ben sıkıntılı ve teyzesinin geçen sene bana bir iftira atması. Ben 35 senelik evliyim, 35 senedir gelinleriyim. Allah'a çok şükür. Yeri geldi gittim, affedersin tuvaleti kadın. Yeri geldi temizlik yaptım, çocuklarımı bu şekilde büyüttüm. Yani namus yönünde, haramlık yönünde Rabbim inşallah olur gibi bana sormaz. O kadar yani dört dörtlük. Evet. Ben tabii önce sana duacıyız. Çok geçmiş olsun. Rabbim şifa versin. Sağ olsun hocam. Allah razı olsun. Birkaç başlık altında gerekenleri söylemeye çalışacağım. Birincisi, evet. İbrahim Hakkı Erzurumi bu teslimiyet açısından, tevekkül açısından ne güzel söylüyor. Diyor ki, evet. deme niçin bu böyle? Evet. Yerincedir o öyle. Bak sonunu seyreyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir defa bu teslimiyet olacak. İkincisi, o zalim aile, yani senin eşinin ailesi ve eşin şunu bilseler ki, azdıkça azıttıkça bela ve musibet onların başına yağacaktır. İkincisi, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, şu üç şeyi yapan, Allah onu koruması altına alır, ailesini ve o kişiyi korur. Üç şeyi yapan. Bak ne diyor. Bir, anne babaya şefkat gösteren. Evet. İki, güçsüzlere yumuşak davranan. Sen şimdi buradasın. Sen gücün bitmiş, hastalığın var, eşin hayırsız, ailesi hayırsız. O eşinin sana yumuşak davranması lazım. Üç, çalışanlarına iyi muamelede bulunan insana Allah ailesine de kendisine yardım eder. Evet, zor zamanda insan belli olur. Güçlü iken insan etrafına zulmediyorsa, yumuşak davranmıyorsa Allah da onu sonunda perişan eder. Ve o ezdiği insanlara muhtaç eder. Gün gelecek onlar sana muhtaç olacaklar. Üzülme bizim Rabbimiz var. İnşallah. Hastaları bilen o, dertleri bilen o, sırları bilen o. Allah'a tevekkül ettikten sonra o zalimler sana bir şey yapamaz kıymetli kardeşim. Allah ıslah etsin diye dua et. Amin. Namazlarında da sesli sesli dua et. Ya Rabbi, eşinin adını da söyle, duysun. Kendi de duysun. Bunun gönlüne yumuşaklık verdi. Kalbine yumuşaklık verdi. Amin. Bizi anlamasını nasip eyle de. O da bunu duysun inşallah. Rabbim yardımcın olsun. Rabbim size şifalar versin efendim. Allah razı olsun. Hocam bunu da size söyleyeyim. Teyzesinin bir yorganı vardı. Yaptım, yakıştırdım, yıkadım. Bu hastalığımla sevabını alayım dedim. Çünkü tek başına yaşlı bir teyzeydi. İçine parasını koymuş. Parasını içinde kaybettikten sonra dedi ki sen benim paramı çaldın dedi. Aldıysan ver dedi. Yapmamıştım. Sonra o 10 gün sonra yine evine bir hırsız girdi, yine tekrar parası çalındı. Sonra geldi benden özür diledi. Elini ayağını öpeyim, ben sana bu iftirayı attım, hakkını bana helal et dedi kadın. Evet. Ondan sonra bir de kendisi de hata gidip gelmiş, Allah'ın yoluna gitmiş gelmiş bir şey olarak, yani öyle dindarlarda. Ben de dedim ki ben hakkımı helal etmem. Sen beni iftirayla, yani en ağır iftira attın bana dedim. Ben sana hakkımı helal etmiyorum. Hocam
etmem mi lazım, yoksa ki hani bu nabalda kalmamak için içimde gelmiyor ama tekrar diyorum yani etsem iyi mi olur hocam? Ya içindeki o nefret varsa onu hakkını helal et, geçsin gitsin o. Zaten hocam, bulmuş bulacağını. 15 günün içinde tekrar parası çalınınca bu sefer o iftira olduğunu, hani benim tamam, yapmadığımı öğrenip... Sen de Allah'a şükret, Cenab-ı Hak seni temize çıkarmış. Evet. Onu da affedersen, affetmek aslında iyi bir ders vermektir. İnşallah hocam. Evet. Hocam en azından 50 kürün kemoterapi aldım. Cingine gittim aldım. Düzelir. Düzelir, atlatırsın inşallah. Moral önemli, moral. Rabbim şifalar versin inşallah. Efendim. Malatya'ya selamlar, hayırlı günler Allah diliyoruz Allah efendim. Olsun, ağzınız o sağlık. Çok güzel bizi etmiyorsunuz, çok güzel bizi yönlendiriyorsunuz. Hiç kaçırmıyoruz. Allah hiç razı olsun. Allah hocamızı başımızdan eksik etmesin. Amin, amin. Rabbim bu afatları da başımıza kaldırsın biz evimizde. Amin. Bu hastalıkları, afatlar kaldırsın biz evimizde, mutlu evimizde oturalım. Amin, ne güzel dua ettin. Sağ olun. Allah razı olsun. Hastanın duası kabul olur değil mi hocam? Ne evet. Güzel bir hastadan dua aldık. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Malatya'ya selamlar. Bir izleyicimiz demiş ki hocam, kaza geçirdim. Bacağımda açık yara var ve iltihap akıyor. Abdest alıp namaz kılmamda sakınca var mıdır demiş hocam. Hem onunla alakalı hem bu hanımla alakalı. Hasan-ı Basri güzel bir şey söylüyor. Diyor ki Allah bir kuluna bir hastalık, bir musibet bilir de kul bunu bir nimet olarak bilmezse yazık etmiş olur. Allah bir kuluna hoşnutluk verir de kul bundan utanmazsa, ar etmezse yazık etmiş olur. Ya Cenab-ı Hak bize nimetini verdiğinde utanacağız. Ya hak etmedik ki ya Rabbi, sen bunu veriyorsun diyeceğiz. Veya bir hastalık, bir bela, musibet verdiğinde de Cenab-ı Hak bizi seviyor demek ki, derecemizi yükseltmek istiyor diyeceğiz. Yani her şeyde bir hayır var. Bilemeyiz ki biz bunları. Şimdi bu kardeşimiz de hasta herhalde. Evet hocam. Ne diyor? Bir daha okuyayım hocam. Neredeydi? Kaza geçirdim. Bacağımda açık yara var ve iltihap akıyor. Abdest alıp namaz kılmamda sakınca var mıdır? 5 vakitten fazla devam ediyorsa bu, her namaz için abdest alacak. Yarası aksa da abdesti bozulmamış sayacak. Evet. Yine namazını kılabilecek. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar mikrofonumuzu halka uzattılar. İlk ve peygamberimiz ve son peygamberimizin adını sordular. Bakalım ne cevap aldılar efendim. İlk ve son peygamberimiz kimdir? İlk peygamberimiz Hazreti Adem, son peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İlk peygamberimiz Hazreti Adem aleyhisselam, son peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa, son peygamberimiz de yine Hazreti Muhammed Mustafa. İlk peygamberimiz Hazreti Adem aleyhisselam, son peygamberimiz de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Peygamberimiz Hazreti Adem, son peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İlk peygamber Hazreti Adem, son peygamberimiz de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Söyleyemedim, kusura bakmayın da yorgunum, biraz koşturdum. İlk peygamberimiz Adem aleyhisselam, son peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda bu kadar bir bilgi var, heyecandan ne söylediğimi bilmiyorum. İlk peygamberimiz Hazreti Adem aleyhisselam, son peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Hazreti Adem ilk peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de son peygamberimiz. İlk peygamberimiz Hazreti Adem, son peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Adem, Hazreti Muhammed, son peygamberimiz Hazreti Muhammed. Evet. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki hocam. Buraya geçmeyelim hemen. Buyurun hocam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zorlandı halkımız. O dikkatimi çekti. Neden salavat getiriyoruz? Çünkü Allah-u Teala emrediyor bize. Buyuruyor ki estağfirullah. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûn alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah ve melekler Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, nebiye salatü selam ederler. Ey inananlar, siz de ona tam bir teslimiyetle salatü selam edin. Onun için peygamberimize Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ya da sallallahu aleyhi ve sellem demek Allah'ın da emridir. Peygamberimizin de emridir. Bu sünnettir.
her bir sefer, hayatta bir sefer söylemek farzdır. Ama her adı geçtiğinde söylemek sünnettir. Sallallahu aleyhi ve sellem demek, Allah Peygamber Efendimizin üzerine mağfiret etsin, derecesini yüksek eylesin demektir. Amin. İnşallah hocam. Bir izleyicimiz ilginç bir şey yazmış hocam. Ben ilk defa duyuyorum. Hocam Balıkesir'den, bilgisayarımı iPad kapağında. Evet. Hocam Balıkesir'den yazıyorum. Aşık cin musallatı nasıl geçer? Namazlarımı falan kılmakta zorluk çekiyorum. Yardımcı olur musunuz demiş hocam. İlk defa diyorum. Siz duydunuz mu? Aşık cin musallatı. Hocam. Şimdi bir hanım geldi, dedi ki benim kız dedi, hocam dedi cin çarpmış da dedi. Bunun cini erkek mi dişi mi dedi. Kızım dedim başından ne geçti? Nişanlandım, ayrıldım dedi. Annesine dedim ki cinleri erkekmiş dedim. Cinli erkekmiş dedim. Şimdi aşık cin dediği de işte herhalde o cin kendisine musallat olmuş, aşık olmuş. Ha, öyle herhalde. Yani aşık olan cinler var böyle, peşini bırakmayanlar. Bunlardan kurtulmak için ihlas, felak, nas. Onları çokça okuyacak. Euzu Besmele'yi çokça okuyacak. Abdestli gezecek ve onların dediğini yapmayacak. Dediğini yaparsa ki gördüğü şeyler onların yanlıştır, teslim olacak. Eğer böyle bir cin varsa, musallat oldu, yok olmadı, cinle yıkıyorsa zaten tedavi olması lazım o insanın. Muskayla falan olmaz. Olmaz, evet. Yine bir izleyicimiz, Sivas'tan bir misafirimiz var ama şunu da sormak istiyorum. Annem vefat etmeden önce iyileşirsen kurban keseceğim dedim. Olmadı, ne yapmam lazım demiş. İyileşmedi yani. Demek ki iyileşmedi hocam. Kurban kesmesi gerekmez. Gerekmiyor. Evet. Sivas'tan, alo, misafirimizi ağırlayalım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kezban Hanım, Kezban benim... Aydın. Evet hocam, benim bir sorum olacaktı ama. Önce ben sorayım. Tamam. Kezban ne demek? Ya, ismi çok iyi deviyorlar ama şöyle. Kezban diye yazılı benim nüfus cüzdanımda. Kezban ya da Kezban ne demek? Şöyle, ben yalancı diyorlar ama genelde ev hanımı olarak biliyorum ben. Ha, yalancı değil, yalancı değil. Onun için soruyorum ki. Aynen. Ben ev hanımı diyorum soranlara da devamlı. Hanım ağa demek. Hanım ağa. Evin hanım ağası. Hanım ağa demek. Öyle misiniz Kezban Hanım? Kedbanu. Kedbanu. Oradan geliyor Kedbanu. Öyle misiniz? Evde evet. Böyle hanım siz misiniz? Otoritesiz misiniz? Yani genelde eşim de karışır, ben de. Evet. Peki buyurun. Hocam benim bir tanıdığım var da, eşi öldü. Allah rahmet eylesin. Başka biriyle evlendi ama onunla nikah yapmadı eşinin parasını almak için. Yani, bu caiz mi acaba? Ya, mesela şu anki eşiyle nikahsız yaşıyor. Resmi nikah yapmadı değil mi? Yok. Aynen. Ama vefat etmiş eşinin maaşını alıyor. Öyle bir dini nikah aynen. Kıyıyorlar işte, göstermelik. Şimdi bugün bir haber aynen. Okudum. Bugün bir haber okudum. Devlet bunları tespit etmiş. Tepesine binecek. İyi olur. İkincisi, böyle bir şey caiz değil. Gizli nikah olmaz. Hem devleti kandırıyor hem milleti kandırıyor. Bundan vazgeçin. Yani insan 3 kuruş için nikahını satar mı, böyle bir şey yapar mı? Bundan vazgeçmek lazım. Evet, başka sorunuz var mıydı Kezban Hanım? Günah kazanıyorlar. Bir daha sorabilir miyim hocam? Hemen alalım. Burada. Hemen. Hocam, bu iddialardan falan kazanılan paralar haram oluyor ya. Mesela diyorlar ki, şey diyorlar, biz onu yemiyoruz, içmiyoruz ama araba alıyoruz, ev alıyoruz, kapı yaptırıyoruz, tencere yaptırıyoruz. Öyle olduğu zaman haram sayılmıyor mu? İlla boğazdan geçince mi haram oluyor? Haram, bindiğinde haram, giydiğinde haram. Efendim, Peygamber Efendimiz diyor ki, yediği de haram, içtiği de haram, giydiği de haram diyor. Elbise alırsan da haram. Efendim, araba alırsan da haram, ev alırsan da haram. Sonuçta hepsi sen menfaatine kullanıyorsun. Onu kullanmak haram. Dolayısıyla o da haram oluyor. İddiadan alıyoruz ama ondan araba alıyoruz. Oh ne güzel maşallah. Minareyi çalan kılıfını hazırlıyor. Koskoca minareyi çuvala sokuyor. Yanlış yapıyor. Aynen. Kendini kandırıyor. Evet. Aynen. Efendim, tamam. Var mı başka sorumuz Kezban Hanım? Yok, teşekkürler. Peki, hayırlı günler diliyoruz. Sivas'a selamlar. Bir izleyicimiz demiş ki hocam, Eskişehir'den Adıyaman'a gideceğim.
Seferilik hükümleri sadece yolculuk süresince mi geçerlidir? Yolculuk yaptığım gün Adıyaman'a kadar varana kadar namazları kısaltabilir miyim demiş hocam. Bu kişi Eskişehirli ise Adıyaman'dan da 15 günden az kalacaksa, evet, hem yolda hem Adıyaman'da namazlarını kısaltacak farzları. Evet. Bu kişi Adıyamanlı ise Eskişehir'den Adıyaman'a kadar kısaltacak, kılacak. Adıyamanlı ise memleketine varınca namazlarını tam kılacak. Tam kılacak, evet. Ne Eskişehirli ne Adıyamanlı. Hem Eskişehir'de hem Adıyaman'da 15 günden az durduğunda ve yollarda da namazlarını kısaltarak kılacak. Kılacak, memleketine, evet, dönünceye kadar. Annemin rahatsızlığı nedeniyle tutamadığı oruçları vardı. Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kefaret vermek gerekiyor mu demiş hocam. Oruçların kefareti vardır. Bir orucun, bir günlük orucun kefareti bir günlük fidye miktarıdır. Fitre miktarıdır. O hesap edilir. Kaç gün oruç tutmadıysa fakirlere dağıtılır. Evet, bu sene de 130 liraydı değil en mi? En azı 130. Evet, en azı 130 liraydı. Ordu'dan bir misafirimiz var. Alo, hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. İsminizi vermiyorsunuz herhalde. Ordu'ya selamlar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Öncelikle hocam çok teşekkür ederim. Böyle bir programınız var. Biz bilgisiz insanları bilgilendirdiğiniz için. Bildiklerimizi paylaşıyoruz. Sağ ol kardeşim. Benim size sorum, benim 3 tane çocuğum var. 21 senedir evliyim. Evet. Eşim çalışmadı. Yani çalışmak bile istemiyor. Çok dua ettim. Allah'ım ona çalışma sevgisi ver diye. Allah Allah. Çalışmayan bir erkek. Ne yapıyor? Ama dayanamıyorum. Ne yapıyor evde? Hiçbir şey boş boş gezer. Allah Allah. Kim çalışıyor? Evin gelirini kim sağlıyor? Siz mi çalışıyorsunuz? Ben çalışıyorum. Hem de çok rahatsızım. Ona rağmen hala çalışmak istemiyor. Çok özür dilerim. Yani boşatmak istiyorum. Çocuklarım babaya çok düşkün. Çocuklarımız günahına girer miyim diye. Çocuklarınız hala kaç yaşında? Ama yani dayanmam da bu kadar. Çocuklarınız kaç yaşında? Onlar babalarıyla konuşabilecek yaştalar mı? En büyüğüm 19 yaşında. En küçüğüm 8 yaşında. Bakıyor mu çocuklara? Ya çocuklarına karşı hiçbir zaman kötü değil. Sadece en kötü huyu çalışmamazlık. Yani 19... Yani bunu da ben artık dayanamıyorum. Ne zamana kadar dayanırım onu da bilmiyorum. Evet. Ya bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu çocukları biz dünyaya getirdik. Çok özür dilerim. Hani böyle söylediğim için sizlerin yanında. Ya bir insan hani bu kadar mı tembel olur aman Allah'ım yani. Hiç mi çalışmadı? Hiç bir sene mi çalışmadı? Ya inanın o onca senenin içinde 4-5 sene veya 6 sene anca çalışmıştır 20 senede. Buna da can dayanmaz ki. Bir erkeğin evlendiği zaman çalışıp evini geçindirmesi boynuna borç, farz olur. Kadın İşte. Çalışmak zorunda değildir. Ama sen üzerine düşeni yapmışsın ama bu adam böyle olmaz. Çocuklarının da tabii devamlı yanında olduğu için herhalde çocuklar ona düşkün oldular. Anne yok, devam dışarıda çalışıyor. Baba çocuklarla beraber. Evlenirken nasıl bu adam evlenmeden önce böyle miydi? Evlenmeden önce çalışıyordu. Baktı ki sen iyi çalışıyorsun. Değil mi? Sen niye ona o kadar ümit verdin? Niye o kadar ümit verdin ona ya? Ben çalışmıyorum desen. Hocam hani ne bileyim hani beraber çalışalım. Bir şeyler yapalım. 3 tane çocuğumuz var. Biz bugün başımızı yere koysak çocuklar ne olacak diye çok söyledim. Babası da mı öyleymiş? Ama yok, ben babasını tanımadım. Tanımadım. Hiç görmedim. Şimdi Karadeniz'de biraz bu huy var değil mi? Evet. Yani evet, haklısınız. Şöyle eskiden Karadenizli kadın sırtında küfesi olurdu ya. Hala öyle hocam. Karadeniz kadını hala. Erkekler kahvede otururlar. Evet. Kadınlar çalışır. Erkekler evet, lafını yapar, lak 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 lak. 10'a sattım, 5'e sattım, 3'e sattım.
Ama değişti. Ben değişti biliyorum. Karadeniz'e ben de oranın ordunun eniştesiyim biliyorsun. dolayısıyla orada bu kadar böyle bir kadın çalışmıyor artık. Eskiden vardı. Ama şimdi... Hayda öyle hocam ya. Çoğu aileler var öyle. Allah... Lafınızı böldüm, özür dilerim. Allah ama hayda öyle aileler çok ve boşanmalar da bu yüzden olayınca kadınlar suçlanıyor. Peki eşiniz de şahsi harcamaları için sizden mi para alıyor? Ya yani kendi harcamaları da vardı. Yani onları nereden karşılıyor? Evet. Siz evet. veriyorsun. Vermeseniz de olur. Vermeyin, alıştırmayın. O zaman birisinden borç alır. Onu kim ödeyecek? Allah Allah. Öyle mi yapıyor? İş gerçekten zor. Dumanı da var mı dumanı? Hocam benim de aklımdan geçti de soramadım. Sizden korktum soramadım. Anladınız sizden mı? Sorum, hani, dumanı, evet, dumanı da var mı? O da var. O da var. Şimdi işte, yani. Tembeller yarışması yapılmış dünyada. İki kişi finale kalmış. Dünyanın en tembeli seçilecek. Evet hocam. Bunları üç katlı ahşap bir evin çatı katına koymuşlar. Alttan evi yakmışlar. Çatır çatır ev yanıyor. Yerinden kımıldamıyorlar. İkisi de yatakta yatıyor böyle. Ense yapıyorlar. Biri demiş ki şu ateş gelse de demiş cigaramı yaksa demiş. Çok iyi. Öbürü de demiş ki onu söylemeye üşenmiyor musun demiş. Karadeniz erkekleri, Karadenizliler böyle şikayet eden hanımlar var. Hanımefendinin eşi de bunlardan biri hocam. Yani. Böyle çalışmayıp da hanımını çalıştıran erkeklere söylüyorum. Karadeniz'de güzel, çok cevval insanlar var. Müthiş hep biz insanlarımız hep oradan çıkıyor. Ama böyle yapmayın ne olur. Kadınları çalıştırıp kendiniz kahvede yatıyorsanız harama giriyorsunuz, günah işliyorsunuz. Yazık yazık. Kazandığınız sizin onun verdiğinde vebal var. Bin bir türlü bak ne kadar yük bindirmişsin o kadar çocuğun üzerine. Bir de bu kadını böyle çalıştırıyorsun. Allah bunun hesabını soracak. Dünyada da yuvalar yıkılıyor diyor bak. Evet hocam. Evet. Bu konuda kadınlar eşim çalışmıyor, evi geçindirmiyor, ben boşanıyorum derse günahı erkeğindir, kadının değildir. Onu bilesiniz. Ya onu peki efendim. Allah pişmanlık versin diyelim. Evinize huzur versin inşallah efendim. Rızkınız bol olsun. İnşallah. Ordu'ya selamlar. Hayırlı günler diliyorum aleyküm efendim. Selam. Çok teşekkür ederim. Bir hocam daha sorun vardı da ben babamı kaybettim. Başınız babamı sağ olsun. Babamı her zaman gördüğüm zaman rüyamda bağ bahçe hep meyve dolu bahçeleri vardır. Bunun anlamını sormak istiyorum. Güzel yerde inşallah dua almış kendisi. Sen de ona duacısın. Çok dualdı. İnşallah arkasından hayır hasenata devam et. Allah mekanı cennet çok etsin. Sana da güzel bir huzurlu bir yuva Rabbim erkeğinize de çlaşma azmi versin, amin, gayret amin, versin inşallah. Amin. Hayırlı... Ona çok dua ettim hocam inanın. Amin inşallah. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Sağ olun. Ordu'ya selamlar efendim. Teşekkür ediyorum. Osmaniye'den bir misafirimiz var. Hemen ağırlayacağım ama bir izleyicimiz demiş ki hocam abim hacca gitti. Benden helallik almadı. Kabul olur mu demiş. Hacca giderken çevremizdekilerden helallik almamız lazım mı hocam? Ya şimdi abisi hacca gitti. Helallik almadı da senin durumun ne? Senin durumun. Ya abine ne yaptın sen? Belki abinin namusuyla uğraştın. Belki abinin parasını gasp ettin. Belki abini öldürmek istedin. Şimdi bunun ihtimal olarak söylüyorum. Evet. Her belki giden, gönlü kırık bile. Her giden helallik. Benim düşmanımdan niye helallik alacağım? Evet hocam. Zalimden niye helallik alacağım? Namus düşmandan niye helallik alacağım? Almam. Ama gerçekten abi ise sana hep iyilik yapmış, babalık yapmış bir insansa ufak tefek bahaneyle, çocuk kavgasıyla, ceviz kabını doldurmayan, fındık kabını doldurmayan işlerden dolayı küstüysen eyvah ben hacca gidiyorum. Ya abinden helallik al da git. Abinden helallik al. Büyüklerinden helallik al. Allah'a ısmarladık diye. Çünkü haramla gitme oraya. Allah'ın huzuruna gidiyorsun. Mahşer yerine gidiyorsun en azından. Orada duan kabul olsun. Gönlü kırık bir insan senin arkandan beddua ediyorsa, sana ah ediyorsa sen orada ne kadar dua edersen et. Allah da çarpıyor yüzüne. Evet. Hacca gidip geliyoruz adam olmuyoruz. Namaz kılıyoruz adam olmuyoruz. Niye?
başkasının ahını alıyoruz. Yani. Evet. Osmaniye'den misafirimizi ağırlayalım. Alo, hoş geldiniz efendim. Banu Alo, Küpeli. Merhabalar. Evet. Buyurun efendim. Hocama sorum olacak. Selamünaleyküm hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun efendim. Hocam şimdi bizim durum, benim durumum aslında biraz karışık. Biz annem ve babamdan aşırı derecede şikayetçiyiz. Öyle söyleyeyim. Kardeşleri birbirlerine düşürüyorlar. Günü kurtarmak için sürekli yalan söylüyorlar. Babamın yaşı 75. Durumu da iyi maşallah. Evet. 100 dönüm tarlası var. Biz depremzedeyiz. Evlerimiz mahvoldu. Babama bunu 2 yıldır, 3 yıldır diyoruz. Baba bak elini eteğini çek artık. Yaşlandın. Rahatsızlanıyorsun. Bırak. Biz dönerli ekelim tarlaları diyoruz. Evet. Hepimizin ihtiyacı var diyoruz. Bunu depremden sonra abimle de konuşmuyordu bu konu hakkında. Dedik bak ölüm var, sen de oğlunu kaybedebilirdin dedik. Barıştırdık, iyi güzel her şey halloldu. Sonra biz duyduk hocam, üzerindeki kredileri de temizledik biz bunu. 750 milyar kredisi vardı üzerine. Faizden artık kurtul dedik, bak ölüm var dedik, böyle gitme dedik. Temizledik, evi de sattırdık. Temizledi, ay biz duyduk hocam, 2 ay 3 ay sonra tekrardan bu traktör almış. Tarla alacak oluyormuş ve diğer kardeşlerimin üzerine, diğer iki kız kardeşimin üzerine pay etmiş tarlaları. Yani mahsulün parasını onlara vermek için. Bizim abimle durumumuz daha onlardan kötü. Bize hiçbir şey söylemiyorlar. Biz diyoruz bak açık olun, objektif olun, adaletli olun. Anlatıyoruz bak bu bizim üzerimize haktır, biz sizi uyaracağız. Yanlışınızda uyarmak, biz bunun vebalini taşıyamayız. Anne baba diyoruz ama... Biz dinletemedik. Biz kötü olduk hocam. Bizim arkamızdan yani kardeşlerimiz de kendi menfaatlerini düşündüğü için bizi ekart ettiler. Baba nerede baba şimdi? Baba Ceyhan'da, Adana Ceyhan'da. Adana Ceyhan'da. Siz nereden arıyorsunuz? Ben Osmaniye'den arıyorum. Diğer kardeşleriniz? Diğer abim o da Adana'da. Diğeri Ceyhan'da. Diğeri öğretmen Mardin'de. 100 dönüm arazisi var. Evet. Çalıştırılıyor burası. Evet evet işletiyor. Yani kendisi işletmek istiyor. Çocukların bana muhtaç olsun istiyor. Peki tek taraflı olmasın şimdi cevap. Evet. Haftaya babanızı bağlayalım biz. Babanızı da bir dinleyelim, oldu mu Banu Hanım? Olur hocam, memnun olurum yani. Tamam. Keşke kabul etse de dinlese yani. Abime en son demiş hani böyle bir şeyi, baba elini eteğini çek. Bak traktörü de var abimin. Traktörü alacağım baba, bak benim ihtiyacım var, satacağım deyince. Malımı sana vermem demiş, evlatlıklar reddedelim. Şimdi tabii o detayları ben bilmem ama şimdi çalışan, aha, gücü yeten bir babaya da sen... Kenara geç otur, işleri bize ver demek, adama işin bitti hadi sen git öbür tarafa demek gibi bir şey olur yani. Yok hocam öyle demiyoruz, zaten kendisinin emekli maaşı var 35 bin lira. Öyle de bu dünyada işi bitti mi oraya çağırıyorlar yani, biliyorsun. Yani diyoruz umreye git, hacca git, hani ahiretinle uğraş. Evet. Babayı ben bir dinleyeyim, oldu mu? Olur hocam, dinleyin. Tamam. Telefonunu ver arkadaşlar, ulaşsın sen de söyle. Baba de Mustafa Hoca'ya sordum. Tek taraflı bana cevap vermedi. Seni de dinleyecek, cevap verecek. Haftaya bir daha inşallah sizle görüşelim. Oldu hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah'a emanet. Peki efendim. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Yine hocam bir izleyicimiz Ahmet Bey demiş ki hocam selamünaleyküm. Sürekli vesvese yapıyorum. Şüphelere düşüyorum. Ne yapmalıyım demiş hocam. Bu bir her zaman çokça oluyorsa takıntı hastalığı. Evet. Bu tedavi olması lazım yani, doktora gidecek. Evet hocam. Bunun çareleri var. Doktorlar işte beyinle alakalı tarafı var. Psikolojik tarafları. Maddi açıdan sıkıntıları olan var. Necasetle, pislikle alakası, abdestle alakası olanlar var. Onu önce bir doktora gitsin ama manevi bir rahatsızlık, hafif arada sırada olan bir şeyse oraya da işte duamız, bak arkadaşlarımız da hemen yazmışlar. Evet hocam, okuyalım. يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Şayet şeytandan sana bir dürtme dokunursa Allah'a sığın, o işten ve bilendir. Bu ayeti kerimeyi çokça okusun,
İhlas suresini okusun. Euzu besmele çokça çeksin. İnşallah vesveseler dağılsın. Evet. Yine mikrofonumuzu halka uzattı ekibimizden arkadaşlar. Bakalım halka sorularından alalım. Merhaba hocam. Bir sorum olacaktı. Peygamber Efendimiz neden hacamat yaptırmıştır? Evet. Hocam selamun aleyküm. Benim size bir sorum olacaktı. Şevval ayında tutulan oruçlar Ramazan ayı orucu yerine geçer mi? Yoksa Şevval ayrı Ramazan ayrı mıdır? Evet, bu sorunun cevabını kısmen vermiştik ama tekrar çok soruluyor çünkü. Ayrıca Peygamber Efendimiz neden hacamat yaptırmıştır onu ben de merak ediyorum. Üçüncü ve son şifremizi şimdi vermek istiyorum. Yoksa reklamdan sonra mı verin? Vaktimiz var mı reklamdan sonra? Vaktimiz varsa o zaman reklamdan sonra hemen dönüşte üçüncü son şifremizi vereceğiz. Kısa bir ara efendim. Merhaba hocam, bir sorum olacaktı. Peygamber Efendimiz neden hacamat yaptırmıştır? Evet. Hocam selamun aleyküm. Benim size bir sorum olacaktı. Şevval ayında tutulan oruçlar Ramazan ayı orucu yerine geçer mi? Yoksa Şevval ayrı Ramazan ayrı mıdır? Evet hocam, izninizle soruların cevabını almadan önce ben son şifremizi hatırlatmak istiyorum. Bu güzel ferace, kalemli Kur'an-ı Kerim ve namaz kılmayı öğreten seccade, 3 tane güzel hediyemiz için son şifremiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Şafi sallallahu aleyhi ve sellem. 3 şifre şu andan itibaren hattımızı düşüren ilk 3 izleyicimize bu hediyeleri takdim edeceğiz. Özellikle ferace gönderen Zeki Beyhan Beyefendi'ye de buradan tekrar teşekkür ediyorum. Feracelerin sayısını artırmasını diliyorum. Buradan selamlar olsun. Evet hocam, buyurun. Hacamat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce de biliniyordu. Yani Çin'de, Hindistan'da, Orta Doğu'da. O zaman kan alma usulü hacamat şeklinde. Yani hacamat İslam'la birlikte Müslümanlığa ait bir uygulama değil. Bir defa bunu kafamızda oturtalım. İkincisi, hacamatla ilgili Peygamberimizin şifa ile ilgili hadisleri var. Diyor ki şifa 3 şeydedir. Evet hocam. 1- hacamat, 2- bal şerbeti, 3- dağlama. Yani yakarak tedavi etmek. Ben ümmetime üçüncüyü yasakladım diyor. Yakarak tedavi. Bugün de ışınla, radyoterapi dediğimiz lazerle vesaire tedavi onun yerine geçebilir. Ne zaman Peygamberimiz hacamata ağırlık verdi derseniz, Resul Efendimiz Hayber Kalesi'nin fethinden peşinden yemek yerken bir kadın zehir katmıştı. O yediği lokma yutmadığı Cebrail haber verdi fakat suyundan boğazına kaçtı. Onun zehrini vücudundan atmak için sürekli hacamat yaptırdı. Ort noktalar var, ayrışan noktalar var. Ortak noktalardan biri ister hacamat olsun ister kan verme olsun bu faydalıdır vücuda. Ama zayıf hastalar için bir takım tedavi olduğu hastalıklar olan insanlar için, herkes için aynı değildir. Onun doktordan müsaade alması lazım. Evet, doktora sormak gerekiyor. Doktora sormak lazım. Evet. Fakat diğer taraftan hacamatta kan vermeden ayrı olarak bölgesel kılcal damarlardan alındığı için kanlar, hı hı, rahatlama meydana getirir. Mesela sırtınızdan aldırırsınız, bel ağrıları falan gider. Topuklarınızdan aldırırsınız, ayak bilekleri, diz ağrıları gider. Efendim başınızın arka ensesinden yaptırsın, baş ağrıları gider gibi omuzlardan vesaire yapılabilir. Hacamat çok şifalıdır. Hocam ben de misafirlerimize sormak istiyorum. Aranızda hacamat yaptıran var mı? Ben yaptırdım. Ne evet, için yaptırdınız? Şifa buldunuz evet, mu efendim? Sırtım ağrıyordu. Biraz daha yaklaştırın. Ha, sırtım ağrıyordu. Geçen sene yaptırdım. İyi yani. Şimdi bacaklarıma yaptıracağım. Yani bir de hocam şunu sormak istiyorum. Yani hacamatın bir günü, bir şey olabiliyor mu, vakti yani? Nasıl oluyor? Evet. Onu sormak istiyorum. Bacaklarıma yaptıracağım. Doğru. Hadislerde günüyle ilgili isterseniz şöyle konuşalım. Hadislerde belli günler, özellikle çarşamba günü işte yapılmaması, ayın tek günleri, kameri ayların, o da işte Şevval ayındayız şimdi mesela, 21'i, 23'ü, 25'i gibi tek günlerde yapılması tavsiye edilmiş. Özellikle işte cuma, cumartesi, pazar günleri, pazartesi günleri gibi, salı günleri gibi yapılabilir. Ama hacamatçıların bir kısmının maalesef
bu işi olduğundan çok fazla reklam ettiğini görüyoruz. Altın günüymüş, gümüş günüymüş, şöyle bir günmüş falan. Bunlar hadis-i şeriflerde yok. Onlar bu iş bir sektör oluşturdu. Çok fazla bir pazarı var. İnsanlara illa şu duayı okuyacaksın. Şu duaları ondan önce okuyacaksın. Bu duaları önden sonra okuyacaksın. Kan verirken bunları yapıyor musunuz? Bu da bir kan vermektir. Böyle düşünmek lazım. Ne zaman kan veriliyorsa hacamatta o zaman yapılabilir sevgili kardeşim. Hiçbir farkı yok. Evet, siz de yaptırdınız evet, herhalde. Ben de migren için yaptırmıştım. Ensemden yaptırmıştım işte. Bir de sırtıma yaptırmıştım. Ama gerçekten çok faydasını gördüm. Migren ağrılarım bitti. Ne zaman yaptırdınız? Yani hep yaptırıyorum. Hatta önümüzdeki hafta tekrar yaptırmayı düşünüyordum. Ramazan'a girmeden de yaptırmıştım. Oruç evet. Tutmakta da hani çok zorlanıyordum bu migren ağrısı olduğu için ama çok faydasını görüyorum. Aa, çok güzel. Gerçekten ne güzel kesinlikle. Ramazan'dan. Ondan önce de sülük yaptırıyordum hep ama evet. Yani hacamattan korkuyordum aslında. Daha sonra yani yaptırdıktan sonra aslında hiç korkulacak bir şey değilmiş. Bir daha sülüğü bıraktım. Evet. Vücut hacamat yeniden kan üretiyor. Taptaze oluyor. Kesinlikle. Özellikle kiraz mevsimi, karpuz mevsimi gelmeden yaz kanı sulandırıcı meyveler yemeden hacamat yaptırmak daha faydalı. Kan sulandıktan sonra zaten çok fazla bir hacamata da gerek kalmıyor. Ama kış mevsimlerinde hacamat çok daha fazla yaptırmakta fayda var. Gücü yetenler her sene yaptırabilirler, sağlıklı olanlar. Bebeklerin ve yaşlıların hacamat yaptırması çok doğru değil. Onu mutlaka doktora sormaları lazım. Hadislerde var bu. Şimdi dediğim gibi sektör olduğu için insanlar her birini müşteri görüyorlar. Kendileri uyduruyorlar. Şöyle yaptır, böyle yaptır falan. Ama biz hadis-i şeriflerde görüyoruz. Bak bebeklerin ve yaşlıların hacamat yaptırması uygun değil. Dikkat etmeleri lazım. Evet hocam. Şevval oruçları ile ilgili siz bir açıklama yaptınız zaten. Şevval orucu tekrar soruldu. Ramazan orucu yerine geçer mi sorusu biraz eksik kalıyor. Çünkü Ramazan'daki tutamadığı kazayı o zaman tutsa onun yerine geçer mi? Geçer. Kazaya niyet etmek lazım. Mutlaka kaza oruçlarında kaza orucuna niyet etmek lazım. Kaza orucuna niyet ettik. Şevval ayında 6 gün tuttuk. Özellikle hanımların özel günlerle ilgili ise onların ayrıca Şevval 6 gün daha tutması gerekmez ama tutar imkanı var, gücü varsa orucun sınırı, nafilenin sınırı olmaz, tutabilir. Evet, bir izleyicimiz babama bayram ziyaretine gitmeme rağmen evden kovdu. Beni sevmediğini dile getiriyor, ne yapmalıyım demiş hocam. Sevdirecek. Hediye mi alsın babaya hocam? Babaya hediye alacak baba. Babanı sevmiyor demesi bazen nazdan olur. Yani içinden sever de. Senin şu huyların var, seni sevmiyor. Bunları düzelt anlamına gelir. Evden kovmak çok çirkin bir şey tabii. Niye kovuyorsun? Sana gelmiş, saygı göstermiş. Babanın yaptığı da orada yanlış. Fakat biz arayı düzeltmek için ne diyeceğiz? Kıza diyeceğiz ki ya da erkek neyse. Evet. Sen babana muhtaçsın, onun duasına muhtaçsın. Babaya da diyeceğiz ki eve gelen kovulmaz. Çocuk sana saygı gösteriyor. Sen de onu affedici ol diyeceğiz. Arayı bulacağız ve ikisi de aileler arasında huzur olacak. Yoksa yuvalar yıkılıyor, kavgalar oluyor maalesef. Miras kavgası, kardeş kavgası, her yerde kavga. Bu dünyaya kavga için gelmedik ki. Benim işim sevgi için diyoruz. Yunus Emre, sevgi için geldik. Birbirimize sevgi göstereceğiz. Evet, yine bir izleyicimiz, her ay maaşımı aldığımda zekatımı veriyorum. Kalan paramla ev aldım. Evime tekrarmem gerekir mi demiş hocam. Zaten eve zekat düşmez ki. Oturduğu evet. Eve zekat düşmez. Ama çok güzel bir şey yapıyor. Her ay aldığı paranın zekatını veriyor. O herkesin yapacağı bir şey değil. Çok kıymetli bir şey yapıyor. Evet. Yine WhatsApp hattımıza gelen bir video sorusu alalım. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm. Bir yakınım rahmetli olmadan önce bir vasiyette bulundu. Kızlarından bir tanesine bir miktar para verilmesini istedi. Ama bu vasiyeti yerine getirilmedi. Bunun vebali kimin üstüne ve günahı nedir hocam? Bunu merak ediyorum, bunu öğrenmek istiyorum. Evet, vefat etmeden önce parasını bırakmışsa, kendisi miras bırakmışsa ve vasiyet de etmişse o vasiyeti yerine getirmek vacip olur. Yapmayanlar günahkar olurlar. Ancak bu vasiyetin 3'te
üçte biri diyeceğim ama kızıymış zaten. Kızına mirastan pay verilecek. Borçları çıktıktan sonra pay kalıyorsa verilir. Babanın vasiyette yerine getirilir. Borçları çıktıktan sonra. Miras borçlar çıktıktan sonra pay edilir. Babası ölmüş, mirası kalmış. Önce borçları ödenir. Sonra kalan para, üçte bir hayır hasenat yapmışsa onlar da ayrılır. Gerisi oğlan kız arasında pay edilir. Ama kıza ver demiş de kıza kimse vermemiş. Orada şeriatın, İslam'ın emrine göre pay edilir. Babanın vasiyeti şeriata, İslam'a aykırıysa uymak gerekmez. Evet. Şimdi hocam programımızı izleyip şifreleri alan izleyicimiz Afyon'dan kim dedi? Kader Keskin. Kalemli Kur'an-ı Kerim kazandı kendisi. Alo, hatta şu anda. Alo. Alo, iyi günler. Kader Hanım, bizi izlediniz. Şifreleri. Evet. Biz sizden alalım tekrar şifreleri. El Münir. Evet, El Münir. Evet, devam. Evet. Heyecanla unuttum. El Evet. Heyecandan unuttum şu an ikinciyi. Çok belli oluyor. Sesinizin titremesinden zaten belli heyecanlandığınız. İlk defa katıldığım için çok heyecanlandım o yüzden. O kadar arıyordum. Evet, zaten arkadaşlar teyit ederek sizin isminizi almışlardır. Evet. Ben de teyit olsun hani burada sormak istedim ama heyecanlandınız. Sizi bu evet, seferlik affedelim. Ne yapalım Kader Hanım? Evet. Vallahi heyecanıma verin. İkinciyi unuttum ama en sonuncusu Şafi. O ikinciyi unuttum. Özür dilerim. Tamam. İkincisi de Sadullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki efendim. Kur'an-ı Kerim'i okurken de biliyor musunuz Kur'an-ı Kerim okumayı? Kur'an-ı Kerim okumayı biliyorum ama çocuğumu öğretmek için verdiğim sedye çok iyi olur. Çocuğum hem şey yapar hem okur daha iyi olur. Tamam. Peki efendim. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Okurken dualarınızda bizi de unutmayın efendim. Evet hocam. İyi günler. Sağ olun. Afyon'a selamlar. Evet hocam, bu programın da sonuna geldik. Çok az bir süremiz kaldı ama Muhabbet Kapısı pazar günü yine devam edecek. 9.50'de Muhabbet Kapısı'nı kırmayın ve sözü hocama bırakıyorum. Dualarla bitiriyoruz pazar, efendim. Pazar sabahı yine inşallah Muhabbet evet. Kapısı'yla karşınızda buyurun. Olacağız. Her perşembe, pazar Kanal 7'de, pazartesi de akşam 9'da Ülke TV'de oluyoruz. Rabbim yaptıklarımızı rızasına uygun eylesin. Amin. Amin. Bizi katında sevdiği salih kullar arasına dahil eylesin. Amin. Ya Rabbi, sana inandık, sana tevekkül ettik, sana güvendik. Verdiğin nimetlere şükrettik. Ya Rabbi, bizi ömrümüzü bereketle eyle. Amin. Bizi her türlü tehlikelerden koru. Dünyada da iyilik ver bize. Ahirette de iyilik ver bize. Allahümme a'inni eda'i zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Biz sana hakkıyla kulluk yapamıyoruz. Hakkıyla namazımızı kılamıyoruz. Hakkıyla seni anamıyoruz. Sen bize seni anacak, namazları doğrusu doğru kılacak ve seni gerçek manada zikredecek gücü kuvveti ihsan eyle Allah'ım. Amin. Bizden hoşnut ve razı ol. Hastalarımıza şifa ihsan eyle. Dertlere deva ihsan eyle. Borçlularımıza kolaylık ihsan eyle. Hasreten ulaşımda ameliyat olmuş Yücel Ertaş kardeşimize de şifa ihsan eyle ya Rabbi. Lillahi Teala Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.